herkese merhabalar. İstanbul Stüdyosu'na konuklarım var, Ankara Stüdyosu'na konuklarım var. Klasik Cuma akşamı hepiniz. Hoş geldiniz Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü bizimle birlikte bu akşam. Hoş geldiniz efendim. Hoş nasılsınız? Sağ olun Hülya Hanım. İyisiniz, gündem yoğun. Yoğun. Yoğun, evet, aynen öyle. Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve siyaset bilimci. Efendim hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk. İyisiniz ederim. Siz de. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Birazdan Gürkan Duman bizimle birlikte olacak. Yönetmenim öyle söylüyor, yetişecek. Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Stüdyosu'nda olacak. Ama Ankara Stüdyosu'nda bir diğer konuğum Şükrü Küçükşahin, gazeteci, yazar. İyi akşamlar Şükrü, hoş geldin. İyi akşamlar, herkese selam, saygı. Çok teşekkürler. Nihal Bengüsü Karaca, Habertürk yazarı. Nihal bu akşam İstanbul Stüdyosu'na yanımda değil ama stüdyoda gibi hissedeceğiz. İnanıyorum kendisi Skype aracılığıyla bizimle birlikte. İlerleyen saatlerde de Seren Selvin Korkmaz, siyaset bilimci, bizimle birlikte olacak. Nihal, iyi akşamlar tekrar. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hülya. Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Şimdi şöyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Sayın Devlet Bahçeli ile görüştü. Sayın Erdoğan'ın, Sayın Bahçeli'nin ne konuştuğunu bilmiyoruz. Ama ne yapıyoruz? Tahmin ediyoruz. Çünkü son siyasi gelişmeler ışığında öngörebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Bir diğer taraftan soruşturmalar var. Özellikle belediyeler üzerinden gidiyor bu soruşturmalar. Ve bir diğer taraftan da bütün bu soruşturmalar ışığında hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamayla hem aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamayla ne var? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ne oluyor diye soruyoruz. Bir diğer taraftan da sanki CHP'nin içinde öyle bir adaylık tartışması, kim kiminle birlikte, kim kimin arkasında gibi. Ve zaman zaman da erken seçim tartışmaları oluyor. Ama onun öncesinde bir cümle var. Vakit tamamdır cümlesi. Şimdi gerçekten hepimiz anlamaya çalışıyoruz. Neyin vakti tamam diye. Bu açıklama bugün yapıldı ve Milliyetçi Hareket Partisi 3 gündür aynı mesajı tam saat 15'te yayınlıyor. Vakit tamamdır. Erdem editörüm, Enne Boyunan editör de Erdem de oraya yazmış. Milliyetçi Hareket Partisi'nden vakit tamamdır paylaşımı diye. 3 gündür aynı mesaj. Ve söz konusu vatandır başlığıyla da bir video yayınlamıştı biliyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Devlet Bahçeli. Dün söylediğimiz gibi bugün de bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur demişti. Sayın Ömer Çelik'in bir açıklaması oldu biliyorsunuz bugün. Yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı sadakatle yürüyor dedi Sayın Ömer Çelik. Bu da önemli. Muhalefet de çok net böyle konuşulmayınca, açıklamalarda yapılmayınca muhalefet de tabii diyor ki bir taraftan da Cumhur İttifakı içinde acaba bir şey mi var? Yani böyle bir çatlak mı var? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bir ayrışma mı söz konusu? Fikir ayrılığı mı? Hep bunlar konuşuluyor ama Sayın Ömer Çelik de orada böyle bir nokta koydu. Dedi ki bu ayrılıklar üzerine açıklamalar yapılıyor ama bunlar bizim gündemimizde değil dedi. Aynı zamanda Sayın Mehmet Uçum'dan öyle bir açıklama geldi ki Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ve uyum değerlendirmesi noktasında. Dün Ekol TV'de bir röportaj verdi Sayın Uçum. Hukuken Öcalan'ı oradan çıkartıp getirip DEM Parti grubunda konuşturmak söz konusu değil dedi. Ama devlet onun hukuki koşullarını oluşturursa olur. Hangi şartlara bağlı olarak, işte terörsüz Türkiye şartına bağlı olarak umut hakkı da tartışılır diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir açıklama yaptı Medyascope'da 2 gün önce. Dedi ki yani Devlet Bey'in oldukça sert aslında bir taraftan bakıldığında mesajları var, onları görüyoruz. Ama şöyle, yani bu bir siyasi taktik mi, bu bir siyasi hamle mi, aslında bu bir başka bir adım arayışı mı, ben bunu bilmiyorum dedi Özgür Özel. Muhalefet Partisi'nin başında, CHP'nin başında biri olarak. DEM Parti'den de bir açıklama var, onu da kısaca söylüyorum. Grup toplantısında dedi ki Sayın Bahçeli'ye ben seslenmek istiyorum. Geçen hafta 2. yüzyılın Türk ve Kürt yüzyılı olması gerektiğini söylediniz. Biz bu çerçeveyi çok önemli görüyoruz. Yıllarca birbirimize söylemediğimiz söz kalmadı ama bir türlü barışı ve çözümü konuşamadık. Her hafta siz grup toplantısına kararınızın arkasında olduğunu söylüyorsunuz. Her hafta bunu söylüyorsunuz. Biz de çözümden yana olduğumuzu belirtiyoruz. O zaman konuşmamızın önündeki engel nedir? Bu kısır döngü nedir dedi DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan dün grup toplantısında. Soru şu. Sayın Bahçeli 3 gündür vakit tamamdır diyor. Bu mesaj kime
neden, nasıl bir mesaj? Ve görüşme sonrası bakıyorum tekrar aynı saatte aynı mesaj. Acaba değişen bir şey yok mu bu mesajlarda? Ben Sayın Yaşar Acısaylıoğlu ile başlamak istedim. Buyurun efendim. Kime bu mesaj? Vallahi yani aslında yapılmış olan bir büyük çağrı var. Hı-hı. En üst perdeden. Hı-hı. Yöntem de aslında önererek, ki o yöntem de çok tartışıldı. İçerikten çok yöntem öne geçti falan. Meclise gelemez, umut hakkı falan. Ben onun hep bir retorik olduğunu kabul ettim. Hiç oraya takılmadım. Ben de hani eğer böyle bir gücü ve iradesi varsa bir yerlere gelmesine gerek yok. Bu iradeyi ortaya koyabiliyorsa koyar. Sonuçta arzu ettiğimiz ve istediğimiz terör örgütünün kendini lağvetmesidir. Hı hı. Hukuk önünde hesap vermesidir ve bunun ortadan kalkmasıdır. Bu kardeşlik hukukunu koruyabilecek en önemli şey bu zemindir. Bunu yaparken Sayın Bahçeli konuşmasının o üç konuşma aslında birbirini hem tamamlayan hem pekiştiren konuşmalardı. Hepsinde de aslında mutlaka Türk-Kürt kardeşliği, ortak zemin, iç cephe, bütün bunlara çok büyük vurgular yapıldığını gördük. Hı hı. Aslında hitap edilen şey sadece Türkiye'de yaşayan Kürtler açısından değil. Yani ortada onun bütün halkları mazlum halklardır. Çünkü mesele Türkiye'nin sınırına taşmış durumdadır ve oradan aslında Türkiye'yi sıkıştırma çabası sürmektedir. Dolayısıyla daha bütünlüklü, daha geniş çerçeveden bakarak bu oyuna gelinmesin. Bu emperyalist kirli bir oyundur. Dolayısıyla biz 1000 yıllık kardeşliğimiz, 100 yıllık birikimimiz, daha öteye taşındığında sıkça vurgulanan o tarihi misyonlar ve şahsiyetler, Selahattin Eyyubiler, Alparslanlar, bütün bunların vurgulanıyor olması ve Çanakkale ruhu hiç kuşkusuz. Sonuçta birlikte yaşama irademizin güçlendirilmesi ve bunun en bence müşahhas ve güçlü yanı aile kurumudur. Peki. Ve evlatlarımızdır. Şimdi bütün bu vurgular ve bu sürecin bence fikri zeminini ve o kucaklayıcılığını diri ve canlı tutmak üzere MHP'nin işte her saat, her gün aynı saat mi dediniz? Saat 3'te, her gün saat, evet. 15'te. Yani onun, evet, bir anlamda o duygudaşlığını, kaybetmememiz gereken o ortak yazgıyı, ortak birlikteliğimizi pekiştirmeye dayalı yapılan o uyarı, öneri, ne derseniz adına, buna ilişkin de aynı zamanda ortak zemininizin güçlendirmesine dayalı bir fikri bence çaba, destek. Hocam niye bence ya da mesela sizce ya da diye bir soru sormak durumunda kalıyorum. Ya da mesela siz neden bence diye bir açıklama yapmak durumunda kalıyorsunuz? Neyin vakti tamam derken niye sizce açıklama yapılmıyor? Vakti, vakti niye tamam? Yine bence demek durumundayım. Farklı görüşler varsa tabii bence dememek arzusundayım. Hepimiz için aynı şey olmalı. Onu tespit etmeliyiz. Gerçekten vakit tamam değil mi? Yeterince çile çekmedik mi? Yeterince acı çekmedik mi? Yeterince bu işten çıkar sağlayanlar Türkiye'nin hayrına mı davrandılar? Bunu durdurmak bizim asli görevimiz değil mi? Kesinlikle. Bütün bu çözüm önerileri, çözüm süreçleri aslında şöyle bir bakıldığında bu kan dursun. Sonuç itibariyle bunun Kürtlükle de bir ilgisi yok. Silahın, şiddetin, terörün bundan çıkar sağlayanların kim olduğu ortadadır. Açıkça Suriye'nin kuzeyinden yapılan planlar gözümüze sokulmaktadır. Yeterince vakti dolmamış mıdır? Bir an evvel bunun gelmiş geçmiştir bile. Bugüne kadar kaybedilen canlar, yitirilen evlatlar. Ve o açıdan da ben bunun Türkiye'nin en yakıcı sorunu olduğunu düşünüyorum aslında. Çünkü bu aynı zamanda bir... İçinden kan geçen bir tabii mesele. Ki bu aynı zamanda demokrasinin korunup kullanması açısından, hı, siyaset zeminin korunup kullanması açısından, bütün siyasi partilerin aslında... Hani ellerini taşın altına koymak, Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Bahçeli için dedi ya, sadece elini değil gövdesini taşın altına koydu. Bu aslında bizlerin, hepimizin dili dönen, bu ülkede okuyan, yazan, çizen, düşünen herkesin dört elle sarılması gereken çok önemli bir hayati mesele bu. Bu işi çözmek zorundayız. Yeryüzünde bir başka örneği kalmadı Türkiye gibi. Bu kadar terör örgütlerinin kuyruklar birbirine bağlanmış olsun. Soldukça sulansınlar, sahaya sürülsünler. Arkasında da koca koca müttefik diye geçinen ülkeler bu konuda kendilerince şer planlarını sahaya sürsünler. Bunu bozmak zorundayız. Bunu biz bozacağız. Yani bu toprakların
çocukları bozacak, biz bozacağız ki biz geleceğimizi güvenli kılmak istiyoruz. Yani bundan sonrası için bizim refahımıza, bizim zenginleşmemize, güçlenmemize ihtiyaç var. Demokrasimizi güçlü kılmamıza ihtiyaç var. Bütün bunlar için. Yani şu yaşadıklarımıza bakın ve yeryüzünde bana bir örnek gösterin. Benzer bir şey var mıdır? Hani diyebilirsiniz ki yani birçok yerde terör örgütlerinin faaliyeti vardır. Ama kastettiğim şey ondan daha ötesi. Bu çatışma yani çözümlerini de elbette gördük. Elbette terör örgütleri, onların siyasi uzantıları, arkasındaki devlet desteği, onların müttefik olması. Yani bütün bunun benzeri bir başka yerde yok. Nedir istenilen Türkiye'de? Nedir istenilen? Yani bugüne kadar her yol denendi. Yanlıştı, doğruydu, eksikti. Çözüm sürecine ilişkin yöntem yanlışlıklarını biz de eleştiriyorduk. Ama iyi niyetli bir çabaydı. Bu iş bitsin diye uğraşıldı. Ha yine bozan kim oldu? Arkadaki terör baronları. Bu işi çözemezsiniz dediler. Bendeki bıraktığı izi odur. Hafızası odur o sürecin. Ama bak Diyarbakır anneleri doğdu oradan. Kürt anası. Onlar diyorlar ki daha ne yapsın bu devlet ya? Bizim evlatlarımızı çalıyorsunuz. Ve onları götürüyorsunuz. Amerikan emperyalizmine asker, Siyonist çeteleri piyon yapıyorsunuz. Bu kuvvetli, bu yürekli, bu çok önemli bir sesleniş değil mi? Buna sırtını dönen siyaset, buna sırtını dönen entelektüel birikim, aydın, bu ülkenin bu yakıcı sorununun bir yerinden tuttuğunu söyleyebilir miyiz? Hepimizin ortak sorunudur, çok önemli bir meseledir. Bu işi çözmemiz gerekir. Söylenen şey siyaset yapın. En güçlü. Gerekirse en aykırı fikirlerinizi ortaya koyun. Biz fikirlerimize güveniyoruz. Fikirle karşılık veririz. Ama silah, şiddet, terör, emperyalist denklemler, hesaplar, tatbikatlar, üniformalar, her türlü silahlar ne oluyoruz ya? Buna hangi devlet, hangi millet boyun eğer? Hepimiziz. Millet tarifinde hepimiz varız. Peki. Dolayısıyla yıllardır haykırdığımız şeyle bitireyim sevgili Hülya. Ben diyorum ki benim yiğit Kürdüm, o Çanakkale ruhuyla yorulmuş yiğit Kürdüm, Amerika emperyalizminin oyuncağı, maşası, Siyonist çetelerin piyonu olamaz. Oluyorsa ben onun Kürtlüğünden şüphe ederim. Bu kadar açık. Bu kadar açık. Peki. Çok teşekkür ederim hocam. Nihal, sana sormak isterim. Ardından da Gürkan Bey'e geçeceğim. Gürkan Dumar, Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz siz de Ankara Stüdyosu'na. İyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar herkese. Çok teşekkürler. Ama bir Nihal'e dönmek isterim. Çünkü adını koymadığımız ama şimdi, ama zamanında adını koyduğumuz çözüm süreci dediğimiz, milli birlik beraberlik süreci dediğimiz ya da o süreçte işte il il gezerek, bölge bölge gezerek Nihal de Akil İnsanlar Topluluğu'ndan biriydi. Benim de arkadaşımdır, aynı zamanda meslektaşım. Ben Nihal'e sormak isterim. Nihal şimdi diyor ki Özgür Özel, tamam peki ama yani satır aralarında mesajlar veriyor Sayın Devlet Bahçeli, ama bu bir siyasi hamle mi? Başka bir adım arayışı mı? Bir siyasi taktik mi? Ben bunu aslında bilmiyorum. Yani siyasi fal bakar gibi siyasi müneccimliğe soyunmak benim pozisyonum açısından müsait de değil diyor. Türkiye'de siyaseti takip eden herkese Devlet Bey ve AK Parti arasında bir uyumsuzluk olduğunu görüyor. Sence bir uyumsuzluk var mı? Sayın Ömer Çelik'in açıklaması önemli. Katiyen yoktur dedi. Yani bu konuşmaları da hiç hani bir şekilde ciddiye almıyoruz. Çünkü bizim gündemimizi teşkil etmiyor bunlar dedi. Bu bir. İkincisi, gerçekten neyin vakti? Tamam. Nihal? Ya aslında bu sorular o kadar haklı sorular ki. Yani bizim aslında bugün ne konuştular? Veya işte arada bir uyuşmazlık var mı? Bir uyumsuzluk var mı? Gibi sorular hakkında net taraflardan cevap alabilmeliyiz. Normali bu. Maalesef bir türlü cevap alamıyoruz. Sormaya çalışan gazeteciler de İşte azarlanıyor, bunu konuşmayın, bunu deşip durmayın, işinize bakın vesaire gibi bir muameleye maruz bırakılıyor. Hani biz yönetiyoruz işte ya, biz söz hakkı verdiğimiz zaman konuşursunuz ya da biz size zaten bunun ileride nasıl olacağını söyleyeceğiz, o zaman duyarsınız gibi bir tavır var. Ve bu da ister istemez akıllara Özgür Özel'in ya bu bir taktik mi, hamle mi, strateji var mı, yok mu vesaire gibi gerek siyasi partilerin, gerek
siyasetçilerin gerekse kamuoyunun bir takım sorularına maruz kalıyor doğal olarak. Tabii ki her şey paylaşılmalı mı? Aslında bir de soruyu tersten soralım. Konuya biraz da aynayı ters çevirerek bakalım. Olur. Her şey paylaşıldığı zaman bu süreçler, bu tür nasıl diyeyim, süreç kelimesinden de hoşlanılmıyor ya, hani o yüzden bir tıkandım. Adını koymayalım. Hani, bu konuşulanlar, bu yaşadıklarımız. Tür bir adını sen koy barış projeleri. Bütün bilgiler havada uçuşup böyle kamuoyunun üstüne boca edildiği zaman bu şeffaflık olmuyor. O süreç tehlikeye atan bir yere de varıyor. Şimdi Yaşar Acısalioğlu Hoca'nın dediği gibi, yani emperyalizm diye bir şey var. Bu terörün sürmesinden nemalanan çeşitli yapılar var, güçler var. Hani onlar sizin son derece masumane baktığınız bir yerden kendilerine oyun kurabilecekleri perspektifler edinebiliyorlar. Yani mesela ilk çözüm süreci bir tarafıyla çok şeffaf bence. Gayet demokratik mekanizmaları hesaba katan ve yürürlüğe koymaya çalışan bir şekilde ilerliyordu. Ama orada hani şunu demek istemiyorum. Ama mesela şunlar oldu. Yani batılı güçler bu sürecin neresinde diyenler oldu. Efendim o güne kadar Kürt meselesi diye defaatle hükümeti Kürt meselesini çözmemekle itham eden ve Kürt meselesi üzerinden siyasileri tartan, sınayan aydınlar vardı, kamusal aydınlar vardı. Kesinlikle sözleri ağırlığı olan kişilerdi. Sözlerin ki ben hala kulak kabartmayı önemli buluyorum o kişilere. Kişilerin yani karartmaya çalışmıyorum. Fakat şunlar söylenildi. İşte barış, yani demokrasi gelmeden barış gelmez. Veya işte bazı kişiler gittiler terör örgütü olarak o dönem hani o çabaların bir tarafında duran kişilere ne alıyorsunuz ki silah bırakıyorsunuz dedi. Yani tam olarak devlet size ne verdi? Haklarınız, özgürlükleriniz, demokratikleşme ya da Kürtlerin talepleri noktasında tam olarak ne gibi vaatler alındı ki bu silah bırakılıyor? Bize de anlatın vesaire dediler ama o ister istemez şöyle yansıdı kamuoyuna. Ne alıyorsunuz ki, ne aldınız ki silah bırakıyorsunuz? Şimdi bütün bunlar aslında ve sonrasında yaşanan şeyleri biliyorsunuz. Siyasi hatalar yapıldı. O siyasi hatalardan biri seni başkan yaptırmayacağız çıkışıydı. Korkmayın, korkmayın asmayacağız, yargılayacağız gibi. O dönem HDP'den gelen bu tür hani akrostişli ve böyle hoş kulağa muhalefet açısından belki hoş gelen ama o dönemin çözüm sürecini ciddi şekilde akamete uğratan, çünkü güven sorunu oluşturan bir takım söylemlerdi. Hakeza daha sonra biliyorsunuz Ceylan Pınar'da iki polisin ölümü, sonra PKK'nın evet biz yaptık deyişi. Sonra aylar sonra da ya yanılmışız biz yapmamıştık demiş olsalar da o dönem evet biz yaptık şeklindeki çıkışlarıyla akim kalan bir süreç. Şimdi bu sefer çok daha farklı ilerleniyor ve olabildiğince kamuoyuyla az bilgi paylaşılıyor. Kamuoyuyla az bilgi paylaşılmasının okumasını nasıl yaparsın? Mesela şöyle, bunun algısı nasıl sence? Yani... Bu biraz mecburiyet. Mecburiyet. Biraz rejimin karakteri. Yani biz bunu geçtiğimiz 2-3 yıl boyunca çok tartıştık. Otoriterleşmeye mi gittik? Yeni rejim çok daha farklı hani vesaire. Yani ve bu sürece de yansıyor ister istemez. Mesela kullanılan kelime seçimi, kavram seçimi de çok enteresan. Yani devlet inisiyatifi dedi değil mi Mehmet Uçum? Yani bu aslında bize her şeyi anlatıyor. Mehmet Uçum tam şöyle bir cümle kurdu. Ben okuyayım onun üzerine, çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, yani milletvekillerinden. Mesela Şahin Tayyar'dan da şimdi sıradan herhangi biri değil diyor Sayın Mehmet Uçum. Daha yeni bir tweet atmış. Cumhurbaşkanı baş danışmanıdır, hukuk politikaları başkanıdır. Yani MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan çıkışını şöyle tanımlıyor diyor. O ifadeyi de ben okurum çünkü. Ardından da yani hani
Bu konuda sessiz kalınacak her dakika. İşte bir taraftan Cumhur İttifakı'na sessiz kalınması çok ağır bir siyasi fatura yükler diyor. Yani hani bunu da hatırlatmış olayım diyor. Mehmet Uçum'un söylediği de şu: hukuken Öcalan'ı oradan çıkartıp getirip DEM Parti grubunda konuşturmak zaten söz konusu olmaz. Kendisi de hukukçu. Devlet onun hukuki koşullarını oluşturursa olur. Hangi şartlara bağlı olarak? Terörsüz Türkiye şartına bağlı olarak. Sayın Yaşar Acısalioğlu'nun da biraz önce dem vurduğu. Ve diyor ki terörsüz Türkiye şartına bağlı olarak da umut hakkı da tartışılır. Mektup okutan devlet diyelim ki şartlar oluşursa şöyle bir şey yapsa. Görüntülü bir Abdullah Öcalan kaydı alınsa getirilse DEM Parti grubuna. Sonra diyor ki yani evet, mektup okutmuş devlet bunu da kendi inisiyatifi içerisinde terörle mücadeleye bir katkı olarak görürse yapar. Fakat bunu sanki gerçek bir olaymış gibi tartışmak kesinlikle anlamsız. Bu ihtimaller hiç düşünülmeden bu tartışmayı yapmak anlamsız. Sayın Bahçeli'nin sözümün arkasındayım lafı Türkiye'de terör vesayetini bitirmeye yönelik diyor. Mehmet Uçum. Yani aslında o yani Bahçeli'nin 22 Ekim çıkışından sonra söz konusu olabilecek olasılıkları biz de Habertürk ekranlarında tartıştık aslında. Yani tabii, tam olarak kendi ya bu işte meclise getirip konuşturma değildir elbette ama bir kaydı alınabilir, bir canlı yayın dizayn edilebilir. Mesajını direkt kendisine anlam yükleyen, biliyorsunuz bir yönüyle ezoterik bir lider yani. Hani bunu beğenelim, beğenmeyelim. Bu aynı saçma iş diyelim ya da demeyelim. 7-8 milyon insan bu ülkenin vatandaşı bir anlam yüklüyor. Zaten Bahçeli'nin çıkışı da bu anlam yüklenmesine ilişkin farkındalığın tam olarak anlaşılmış olmasıyla ilgili. Hı hı. Hani bu bir televizyon yayını olur, bir şey olur. Mektup işe yarar mı? Çok sanmıyorum. Çünkü çıta mecliste DEM grubuna konuşturmak üzerinden açılınca yani o şekilde o mizansen bu kelimelerle ifade edildiği için çok öyle mektup al götür getirin işe yarayacağını düşünmüyorum. Ama biz şeye dönelim hani kamuoyuna az bilgi verilmesi hepimizin adeta hani böyle bazen biraz abartayım neredeyse fal bakacak durumlara gelmemizin bir mecburi yönü var, bir tercih yönü var. Mecburiyet yönü bence bu mevzunun bir tarafının istihbari olması, istihbaratla ilgisi olması, güvenlikle ilgisi olması, zaten işin çıkış noktasının Orta Doğu'daki dengelerin çok fazla oynaması, İsrail'in çok fazla güç temerküz ettirmesi ve yakın bir vadede PYD, YPG, SDG bunun çatı yapılanmasını adeta vasisi haline gelebilecek ya da PYD yapılanmasına İsrail'in vasi olarak, vekil olarak atanması gibi bir durumla Türkiye'nin karşı karşıya kalmasıydı. Hı hı. Mesele bu olduğu zaman daha az bilgi paylaşılıyor doğal olarak. Hı. Fakat hani biraz daha yumuşaklık olabilir mi? Bence olabilir. Olabilir hani, mi? Evet yani insanlar merak eder. Çatışma var mı aranızda? Uyuşmazlık var mı aranızda? Hani bu konuda en azından bir görüş ayrılığı var mı aranızda diye sorabilirler. Bunu sormaları da gayet doğaldır. Son noktada gazeteler konuldu bu konuda ama bunu soruyor insanlar. Hepimiz, herkes aslında evet, çünkü soruluyor. Merak ediyorlar merak ama ediliyor. Hem Sayın Uçum hem Sayın Ömer Çelik koydu son noktayı sanırım bu konuda. Evet, evet. Yani bu zaten hani şunu düşünen var mıdır? Hani artık çok yoktur diye düşünüyorum. Hani 2017'deki model değişikliği sonrası hani kurulan bu yapı, ittifak bunlar çok güçlü kurulmuş vaziyette yani. Hı-hı. Bu bir koalisyona benziyor bir yönüyle ama burada yani devletin gücünü tam arkasına almış iki partinin her cümerç olmasından bahsediyoruz. Yani çok iç içe girmiş iradeler var ve aslında bir yanıyla da şöyle de bakılıyor. Yeniden konuştuğumuz süreçle ilgili düşünürsek tam olarak böyle bir güç söz konusu olduğu için belki bu kez çözülebilir. Yani Uçum'un söylediği o devlet inisiyatifi tam manasıyla yürürlüğe konabilir. Yani devlet burada nerede durduğunu, konuya nasıl baktığını çok daha güçlü bir biçimde ifade edebilir ve bu konuda bir zafiyet göstermeyeceğine dair mesajını çok daha güçlü ve yek vücut bir biçimde iletebilir karşı peki tarafa. Peki. Ve bu nedenle de bu süreç hani ve İmralı'yı muhataplık derecesinde yani İmralı'yı, Öcalan'ı ona anlam yükleyenlerin Kürtlerin karşısına çıkarma iradesini de ancak bu kadar güçlü bir devlet inisiyatifi yapabilir. Çünkü
başka partiler, başka hükümet partileri bunun siyasi maliyetinden çok fazla yara alabileceklerini düşünerek geri durabilirler bundan. Ama bu vaat edilen şey, 22 Ekim'de adı geçirilen şeyi ancak bu tarz bir hükümet yapısı vaat edebilirdi şeklinde bakıldığı için de bu kez bu süreç ilerleyebilir, bir yere varabilir diye iyimserliğe kapılmak mümkün. Ama öte yandan bu süreci zehirleyecek tek şeyin, yani bunun iç siyasetle ilgili alan kazanma meselesine indirgenmesi, öyle bir amaca kilitlenmesi, evet bu da bu şüphelerde bu sürece yüklenecek manayı ister istemez zedeleyebilecek, peki. O süreci enfekte edebilecek şeyler. Şimdi Yaşar Hacı Salihoğlu'nun, hocamın aslında ilk başta bu meseleyi, hocam hani sizce, bence böyle bir çözümlemeler yerine daha açık, daha net, daha şeffaf, belki de herkesin anlayacağı bir şey mi olması gerekiyordu diye. Çünkü hani eleştiriler de o yönde diye sorduğumda hocam aslında biraz da konjonktürden bahsetti. Sınırların dışından bahsetti. Şimdi Suriye meselesi önemli bir mesele. Yani bu mesajlar aslında bakıldığında belli ki, yani şimdi Milli Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklama önemli. Ya bir, hani bir şeyler gel diyor yani. İsrail'in zaten kıyım tutumu ortada. Trump'ın kabinesine seçtiği isimler ortada. Suriye'de yaşananlar belli. Bir diğer taraftan, yani hani şimdi sınırların dışı o kadar aslında bu mesajın merkezinde duruyor ki. Nihal'in söylediği de önemli. O yüzden hani bir şeyler yürütülüyor. Çok net, çok ciddi ve daha ciddi belki bir önceki süreçten. Ama hani şeffaf olmasını biz bekleriz, sorarız ama olmayabilir de dedi mesela, önemli. Ben şundan yanayım. Yani bunu yapmamız gerekir. O sence benceden iyi aşabilmek adına. Bu meselenin ne olduğunu, yani şu benim çizmeye çalıştığım şeyde ortaklaşıyorsak, yani biz bu işi, bu terör denklemini yıkmamız, ortadan kaldırmamız gerekir. Tamam mı? Bunu içselleştirmemiz gerekir. Yöntemler tartışılabilir. Mesela Sayın Bahçeli'nin önerdiği o bir yöntemse öyle kabul edelim. Ben retorik sayıyorum ama peki. Hani Sayın Uçum'un uç örnek dediği şeyi. Ona diyelim ki hayır, öyle olmaz. O yöntemle biz benimsemiyoruz da, ama çok haklısın. Bu bizim ortak inancımız, ortak kararlılığımız, ortak çağrımızdır. Biz de aynı noktadayız. Ben de içselleştiriyorum. Bu benim de bir problemim, benim de çözmem gereken. Benim de payıma düşen de ben sonuna kadar varım demekten geçer. Ama sürekli soru soruyoruz. Arkasında ne var? Acaba buradan bir plan mı yapıyorlar? Aşın onu. Bozun varsa da o planı. Alın elinden o zaman o planı. Nasıl? Değil ki, çok doğru. Kesinlikle. Madem öyle, herkes için bu özellikle terör denkleminden kopmayan, bizim irademiz İmralı'dır diyor. Hadi o zaman. Bakın burada yapılan bir çağrı, bir masa, bir müzakere, bir pazarlık, bir teslimiyet, bir mahcubiyet, bu yok. Ve şimdi bunu ayakta tutacak, diri tutacak şey yıllardır hepimizin vurguladığı şey. Peki, şimdi biz çok kısa reklama gitmek durumundayız hocam. Reklam sonrası devam edeceğiz. Şükrü Küçükşahin'e döneceğim. Gürkan Duman'a ve diğer İstanbul stüdyosunda elbette diğer konuma da döneceğim. Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan'a. Çok kısa bir reklam arası efendim. Şimdi ben Şükrü Küçükşahin'le tabii devam etmek isterim. Ankara stüdyosunda, ardından hemen hem Gürkan Duman'a hem de Doçent Doktor Mustafa Çağatay'la devam edeceğiz. Şükrü, ne anladın? Yani bakıyorum mesajlara. Dün görüşme öncesi, işte 3 gündür aynı mesaj. Saat 15'te yayınlanıyor. Vakit tamamdır paylaşımı. Ne dersin? Nerede ayrışırsın Sayın Yaşar Hacı Salihoğlu ve Nihal Bengüsü Karaca'yla? Nerede örtüşür bu görüşler? Yani tabii şunda aslında hepimiz hemfikiriz. Şeffaf bir
koalisyon ilişkisi olmadığı için doğal olarak hem Sayın Bahçeli'nin hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bazı sözleri ister istemez tamamen yoruma tabi kalıyor. Vakit tamam çok anlamlı. Hı hı. Şöyle de bakabiliriz. Yani Sayın Bahçeli'nin son 25 yıldaki siyasi duruşuna baktığımızda çok temel konularda çok sert çıkışlar yaptığını, tam tersi ifadeler kullandığını da görüyorduk. Hı hı. O nedenle bu son videoda diyelim ya da paylaşımlarda vakit tamamdır. Bir yerden baktığınızda şu anlam çıkıyor. Hani bütün sözleriyle birkaç konuşmasıyla değerlendirdiğimizde çevremiz ateş çemberi ve sıkıntı büyük. O nedenle vakit tamam, bu işi çözelim. Hı hı. Onun için de ne gerekiyorsa yapalım. Ben en uç noktada söylenebilecek önerilerle geldim. Bunun devamı devamı sağlansın ve bu iş bitsin. Yani sözünü etti. İsteyen Kürt sorunu desin, isteyen terör sorunu desin. Hı hı. Buydu. Türkiye'nin en önemli meselesi ve gerçekten de bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Hı. Çözüm için de kim net katkı verirse herkesin teşekkür etmesi lazım, şükran duyması lazım. Bence bir önceki çözüm sürecinin başarıya ulaşmamasının ana nedenlerinin başında konunun mecliste ele alınmaması ve o dönemin muhalefetini oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin sürecin dışında tutulmasıydı. Hmm. Bu çerçevede Milliyetçi Hareket Parti'nin böyle en uç noktada Öcalan'ın meclis kürsüsüne çıkarılması gibi çok uç noktada uç noktaya gidebilecek kadar bir çözüm önerisi getirmesi gayet olumlu karşılandı. Bu aslında sadece bu kısmı hariç olmak üzere, yani Öcalan'ın kürsüye çıkarılması kısmı hariç olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yıllardır söylediği bir yani söyledikleriydi. Çok farklı bir şey değildi. Yani siyaset çözmeli, parlamento içinde olmalı ve siyasi partiler muhatap olmalı. Ne Kandil ne de İmralı muhatap olmamalı, alınmamalı. Devlet tarafından alınmamalı. Siyasi parti kimi muhatap alır, kiminle görüşür, Öcalan'la mı görüşür, başkasıyla mı görüşür, benimle mi görüşür, sizinle mi görüşür? O partinin bileceği iş diye. Hı hı. Şimdi burada böyle bir tabloyla karşı karşıyayız ve Bahçeli'nin o gün söylediğinde bu kısmı gerçekten açık bir çelişkiydi. Yani belirsizlikti ve toplumun rahatlıkla içine sindireceği bir şey değildi. Ben hala da öyle olduğunu düşünüyorum ve bu noktada Cumhurbaşkanı'nın sessiz kalması doğal olarak bazı kuşkuları getirdi. Çünkü bu videoya da baktığımızda tamam vakit tamamdır deniyor. Demin söylediğim çerçevede hani işte aman çok etrafımızda bir ateş çemberi var. O nedenle bu sorun çözeyim diye. Ama diğer yandan mesela şu ifadeler de var. Yalnız kalırsınız. Benim çok dikkatimi çekti. Tek başına direnmelisiniz. Bunları da Sayın Bahçeli'nin felsefesiyle ve politik duruşuyla değerlendirdiğimizde Allah Allah diyorsunuz öbür tarafta. Ne oluyor? Bir ayrışma mı var? Ama işte yalnız görüşme var bu fotoğrafa bakın. Mesaj veriyor. Sayın Ömer Çelik'in açıklamaları var tamam. Şükrü değil mi? Tamam tam oraya geliyorum. Tam oraya geliyorum. Bunlar söylenirken bu video yayınlanırken bu buluşma oldu. Buluşma sonrasında da bir açıklama yok. Ama Mehmet Uçum'dan bir açıklama geldi. Hı-hı. Ben Sayın Bahçeli'nin bu anlamda muhatabının Cumhurbaşkanı olduğunu düşünürüm. Yani Öcalan'ın kürsüye çıkması konusunda bir görüşü var mı yok mu noktasında. Mehmet Uçum çok ayrıntılı bir açıklama yaptı. Ki dedikleri doğru. Bir kere madde bir. Silah bırakma kararı alınmadan, bu karar hayata geçirilmeden hiçbir adım atılamaz. Yani Öcalan'ın zaten öncesinde gelip de meclis kürsüsünde ya silah bıraktık diye açıklama yapması mümkün değil. Bunu hiç kimse kabullenemez. Hmm. Şimdi Uçum ne diyor? Yani diyor bu sadece bir retorik olarak. Ama gerçek bir yani olaymış gibi durmayın. Bunu konuşup bu üzerinde tartışmak da değil, çok anlamlı değil diyor. Bence diye. Yani bunu önemli buluyorum. Sonuçta iktidar öyle anlaşılıyor ki
Yani işin bu biraz ne diyelim? Yani gerçekleşmeyecek bir şey olduğunu biliyoruz ama bu sorun çözülmeli noktasında yeni ve bütüncül bir irade koyuyor gibi görüyorum bu görüşmenin ardından. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu noktadan sonra zaten Öcalan konusunda eleştirisi vardı. Bir sorunu yok ve zemin şu anda yani bu son bir gün çerçevesinde baktığımızda bir hafta öncesine göre daha uygun. Ha burada şimdi bizim sormamız gereken ya da teşvik etmemiz gereken ya da eleştirmemiz gereken şudur. İktidar Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu sürecin içine katma konusunda gerçekten niyetli mi değil mi? Yani bir yandan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle ilgili böylesine uç kararlar alacaksınız. Öbür yandan mesela süreçle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ne herhangi bir bilgilendirme yapmayacaksınız. Bunu özellikle önemsiyorum. Yani bugüne kadar MİT Müsteşarı'nın ya da Dışişleri Bakanı'nın derhal Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e gitmesi ki Cumhurbaşkanı bu kararı vermeliydi ve bilgi vermesi gerekirdi. Bunun sağlanması gerekiyor. Yani sorunu meclis bünyesinde ve el birliğiyle çözmek gerekiyor. Bahçeli'nin dediği gibi evet çevre böyle ve bakın yine oradaki değerlendirmeler, konuşmalar. Ya İsrail işte Kürtleri bölgedeki en büyük müttefiki görüyor. Müttefiki. Ya niye öyle olsun? Niye İsrail böyle görsün? Türkiye var. Yani mesela bunu da sorgulamamız gerekir. Yani İsrail bu gücü niye kendisinde buluyor? Türkiye varken. O zaman burada belki bir eksikler vardır. İçerideki birlik bütünlük bu anlamda önemli ki en önemlisi o gerçekten. İşte bizim de bu eleştiriler de bu eleştirel boyutla eğer ki hepimiz bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Fantazilerden uzaklaşarak gerçekçi bir zeminde ve mümkün olduğunca şeffaf tabii. Her şeyle şeffaf olamaz bunu katılıyorum. Ama mümkün olduğunca şeffaf bu süreci partiler özellikle ana muhalefetle birlikte götürmekte yarar var. Ana muhalefet dediğimiz sonuçta yine kabul edelim etmeyelim bir önceki seçimde birinci çıkmış bir parti. Bunu sürecin dışında tutmak yanlış olur. Yani ben dün itibariyle gördüm ki Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında bir eğer vardıysa bir anlaşmazlık onlar da giderildi ve yeni bir mecraya girildi. Hadi bu noktadan sonra bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürece daha çok katkısını sağlayacak iktidarın adımlar atması gerekiyor. Bu adımları da Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil iktidardan beklemek gerekiyor. İktidardan böyle bir adım gelir mi acaba? Gürkan Bey ne der? Bu önemli. Bir de bir taraftan da Cumhurbaşkanı herhangi bir tutum böyle beyan etmedi. Yani en azından bizim bildiğimiz daha açık bir şekilde. Böyle bir adım gelir mi? Bu önemli. Bir de bu çağrılar... Adını koyamadığımız ama süreç diyelim belki de en doğrusu o bilmiyorum en doğru kelime benim aklıma gelen çözümü atalım. Bir şekilde bu sürece dönüşür mü? Biz ne beklemeliyiz Gürkan Bey? Ve duyumunuz var mı Ankara'dan? Ya Hülya Hanım şöyle bakmak lazım. Kulisler dolaşıyor ama kuliste yönetilecek bir konudan bahsetmiyoruz. Yani siyasi bir konu değil aslında en azından... Partiler arasındaki durum noktasına bakmamak lazım. Ben derhal noktasına katılmadığımı ifade edeyim. Hangi? Yani MİT Başkanı'nın işte CHP Genel Başkanı'nı derhal bilgilendirmesi noktasında. Biliyorsunuz ki bu İsrail'in süreciyle alakalı meclis gizli toplantıya davet edildi. Ve CHP orada özellikle Sayın Özgür Özel aslında bir açıklama yaptı. Biz elle tutulur bir açıklama alamadık diye. Bu noktadan bakıp Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına bir görmek ya da bakmak lazım. Bakın Sayın Devlet Bahçeli ne diyor? 1000 yıllık kardeşlikten yanaysan vakit tamamdır. Ya burada ne demek istiyor? Özellikle diyor ki burada Devlet Bey ikinci çağrısıyla beraber biz size zeytin dalı uzattık. Gelin Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olun. Bakın 1000 yıllıkla burayı özleştirmek lazım. Yani çünkü Türkiye şu an için cumhuriyetle yönetilen bir yapı ve cumhuriyetin vatandaşı olarak görün kendinizi. Kendinizi ayrı olarak, gayri olarak görmeyin.
huzur içinde yaşamamız için barış sürecini gelin beraber inşa edelim diyor Sayın Devlet Bahçeli. İmralı'ya diyor ki terörü bitir gel konuşalım. Yap açıklamanı Kandil bıraksın sıra diyor. DEM Partisi'ne de diyor ki Sayın Bahçeli karar alın artık diyor. Türkiye Partisi olun şu İmralı'nın da açıklamalarına göre Kandil'e artık mesafe koyun diyor. Bakıyoruz demin açıklamaları var biliyorsunuz. Herkes için adalet, herkes için özgürlük diye. Onu Devlet Bahçeli şu şekilde de aslında tanımlamış oldu bana göre. Herkes için adalet için, herkesin özgürlük için demokrasiyi haykırmayı tüm vatandaşlarımız için yapın, ayrımcılık yapmayın ve Türkiye Partisi olun diye ifade ediyor. Ama bizim şu anki gördüğümüz tablo nasıl? Böyle bir tablo yok. İmralı'dan bir açıklama var mı? Yok. Devlet Bahçeli ikinci kez grup toplantısında bu çağrı yapıyor mu? Yapıyor. Peki karşı taraftan gelen bir ses var mı olumlu anlamda? Olumlu anlamda gelen bir ses de yok. Bakıyorsunuz Suriye'ye. Suriye'de biz harici herkes var. ABD'si var, İran'ı var, Rusya'sı var, PYD'si var, YPG'si var. Ve bunlar bizim sınırlarımızda. Siz bir harekat bekliyor bu musunuz? Süreci, Sayın Ömer Çelik'in de bir açıklaması vardı Gürkan Bey biliyorsunuz harekatla ilgili. Ben bekliyorum, bekliyorum efendim. Çünkü bekleme gerekçemiz biliyorsunuz orada bir tampon bölge oluşturulması lazım. Bir tehdit oluştu. İsrail'in özellikle Suriye'ye girme noktasında yapacağı bir süreçte Türkiye ile bir anda sınır olma haline geliyor. Komşu olma, yani komşu demeyeyim, kötü komşu olma haline geliyor. Bu da Türkiye için bir tehdit demek. Bakın demin bu çıkışlarından sonra yaptığı süreç nedir? Eş Başkan Tuncer Bakırkan devleti tehdit etme cüretinde bulunuyor. Diyor ki Kürt halkını da bu işe de malzeme olarak kullanıyor. Ne demişti? Biliyorsunuz iyi bilsinler ki Şeyh Said, iyi bilsinler ki Şehit Rıza, iyi bilsinler ki Sakineler, iyi bilsinler ki Mahsunlar ne yaptıysa Kürt halkı da aynısını yapacak. Mardin'deki otobüste. Bakın 1925'te isyan eden, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı isyan eden Şeyh Said ve Şehit Rıza üzerinden bir açıklama yapılıyor. Sayın Genel Başkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel buna karşı hiçbir şey söyleyemiyor. Ve diyor ki benim sonradan haberim oldu şeklinde bir açıklaması var. Bakın yine 40 yıldır 15 bin insanımızın şehit olmasına yol açan PKK'lı teröristler Mazlum Doğan ve Sakine Cansız'ın yaptıklarını örnek göstererek de sokağa bir nevi sokağa çağırıyor eş başkan. Bunun karşısında da baktığımız zaman da CHP'den herhangi bir ses çıkmıyor. İşte bugüne kadar en çok ses çıkaran, krizden beslenen ve Kürt halkımızı kullanan DEM Parti çözüm süreci olarak demeyeyim, çözüm girişine hiçbir şekilde yanaşmıyor. Siz diyorsunuz ki silahtan, diyor terörden ki, uzaklaşmaya yanaşmıyor diyorsunuz anladığım kadarıyla DEM Parti açısından evet, bakıldığında. Yanaşmıyor ve Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının gerekçesi de aslında budur. Yani buna bu şekilde bakmak lazım. Ben şunu da ifade edeyim Hülya Hanım. Ben Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Erdoğan arasında herhangi bir polemik, herhangi bir sorun olduğunu açıkçası düşünmüyorum. 3 Ekim sürecinden sonra bu konular içerisinde de zaten bilgisi olduğunu da en azından bana gelen bilgiler noktasında biliyorum. Onun için bu ayrı gayri söylemleri sadece Cumhur İttifakı'nın içerisinde nifak sokma girişimleri olarak görüyorum açıkçası. Öyle mi? Gerçekten. Nifak sokma girişimi Hülya mi sizce? Hanım, yapılan bu açıklamalara ya, bakılınca Hülya size Hanım, geldim. Hanım, tamam. Buyurun Şükrü Küçükçay'ın. Hülya Hanım. Buyurun. Hülya Hanım çok kısa bir şey. Çok yani Gürkan Bey'in sözlerinden şöyle bir yanlış anlama çıkabilir. Sanki Bakırhan bu sözleri söylerken Özgür Özel de yanındaydı gibi bir anlam çıkıyor. Doğrudur, Özgür Özel o anda yanında değil. Daha sonra saatler sonra Özgür Özel o otobüsün üstüne çıkıyor. Haberi yok. Ve kendisi daha önce de açıkladı bunu. Ve Bakırhan'ın sözlerini de açık açık eleştirdi. Ne yapacak? Yani o anda haberi olmadığı bir şey, yanında olmadığı bir şey. Sanki Gürkan Bey yanlış yani öyle anlaşıldı sizce. Sanki Özgür Özel de yanındaymış. O Özgür Özel'in bakın, yanında bunları söylemiş. Siz, Özgür Özel de hiçbir şey dememiş ve konuşmamış. Benim öyle bir şey yok. Bu şekilde de algılanmış olabilir ama ben aslında anlatmak istediğim, ifade etmek istediğim olay bu değildir. Ama ya, söyledi o zaman. Özgür Özel o sözleri eleştirdi aslında. Yani. Tam söyledi peki olarak görmeyelim. Eğer siz bu sürece katkı koy... Sizi nasıl ikna etsin? Sürece katkı koyması için yapılacak açıklamalar var. Bakın ironi yapmıştı daha önce. İşte biz de Kürtlere devlet vaat ediyor söylemi
aslında onu söylemek istemedi. Biz de elimizi de kolumuzu da bunu koymaya hazırız CHP olarak da ifade etti. Ama söylemi yanlış oldu. Burada açıklamalara ben dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle demin burada madem CHP'yi de dinlediğini varsayarak bakar isek de CHP'nin de burada bir yol haritasında ön plan, ön hareket yapması lazım demek. Biraz peki, desteklemesi lazım. Peki. O zaman Gürkan Bey bakın demin Sayın Bahçeli ile ilgili söylediğiniz bir söz de yanlış anlaşılabilir. Dediniz ki Sayın Bahçeli diyor ki gelin evet, Türkiye doğru. Cumhuriyeti vatandaşı olun. Yani oradan hayır, şu sonuç cümleyi şey. Yanlış kuruyorsunuz bence. Oradan hayır şu sonuç da çıkabilir. Sanki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değillermiş bugüne kadar. Bundan sonra gelip Bahçeli'nin de böyle bir şey zikrettiğini hiç düşünmüyorum. Yani o sözünüzde yanlış anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti ile yönetilen bir ülkedeyiz. Sayın Devlet Bahçeli burada kardeşlik olduğunu ifade ediyor. Terörle peki. Bağının burada tamamen demin kopartılması gerektiğini söylüyor. Peki. Hayır vatandaşlık konusu. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben doçent doktor Mustafa Çağatay'la devam edeyim. Burada İstanbul Stüdyosu'nu da. Evet. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Bu programın tanıtımı dönmeye başladığında ve işte konuşacağımız konuların başlıkları açıklandığı zaman benim çok yakın çevremden şöyle bir eleştiri geldi. Sizlere de gelmiştir muhtemelen ya da sosyal medya hesaplarının altında da görüyorsunuzdur. Vatandaşın gündemi bambaşka, sizlerin konuştuğu gündem bambaşka. Vatandaşın gündemini biz hep böyle gündemde tutuyoruz evet, sabahtan. Yok, medyaya yönelik bir eleştiri 24 saat yayın yapıyoruz. Normalde evet, bu programlarda, bu yayınlarda vatandaşın evet, gündemi böyle hep evet, operasyon tabii, da vatandaşın hayır, şimdi gündemi. Şöyle, yani ekonomi gibi siyaset evet, tabii, de zaten. Şimdi tabii, aslında... Yani vatandaşın temel gündem sorunları dediği ekonomik sorunlar ya da işte çok yakın zamanda öğretmenlerin atamalarla ilgili bazı şikayetleri var. Atamalarda bazı usulsüzlükler yapıldığına dair. Ama aslında... Biz birazdan belediyeleri konuşacağız. Tabii, mesela tabii, vatandaşın da, en temel gündemi. Evet, tabii ki bu konserler kime ne kadar para verilmiş. Tabii tabii buyurun. Cümlelerimi tamamlayayım. Tabii tabii yani konuşacağız. Aslında bütün konuştuğumuz konular vatandaşın gündemiyle ilgili bu konu da dahil olmak üzere. Tabii. Ve en temelinde rahatsızlık duyulan konuların en temelinde... Bir kurum düzeyinde bir de toplum düzeyindeki problem var çok temel. Kurum düzeyindeki problemimiz devletin siyasallaşması, bürokrasinin siyasallaşması ve demokratik değerlerimizin sadece seçimden ibaret değildir demokrasiler. Kamu ile bilgi paylaşımı gerekir, şeffaflık ilkesi gerekir. Bunlarla ilgili sıkıntımız var. İkinci konuda toplum seviyesindeki toplumsal kutuplaşma. Bakın bizim siyaset biliminde valans konular dediğimiz toplumun çok geniş bir kısmında mutlaka oydaşma, fikir birliği olması gereken bazı konular vardır. Ne gibi? Mesela birkaç gündür ne yazık ki çok üzülerek dinlediğimiz bebek ölümleri, çocuk istismarı, kadınlara şiddet, herhangi ya da herhangi bir şiddet konusu, terörle mücadele bunlardan bir tanesi de ve yolsuzluklar. Bunlarla ilgili bu dört konuyla ilgili herhangi bir iddia ortaya çıktığı zaman herkesin siyasal konumlarını bir tarafa bırakıp yolsuzluk varsa hepimiz onun üzerine gideceğiz. Terör varsa terör sebebiyle işte TUSAS'ta olduğu gibi eşinin evlilik yıl dönümünü için gönderdiği çiçeği almaya gelen masum insanın, mühendisimizin öldürülmesi söz konusu olduğunda hepimiz buna karşı durmamız gerekiyor. Değil mi? Kadına şiddet, bebek ölümleri, çocuk istismarı gibi konularda. Ama ne yazık ki görüyoruz ki bunu hepimiz herhalde reddetmeyiz. Kadına şiddet gibi ya da çocuk istismarı gibi konularda bile siyasal konumlara göre ama o şu kurum, ama bu kurum, yapan şuymuş, efendim yapan da zaten şu etnik kökene bağlıymış gibi son derece toplumsal kutuplaşmanın yol açtığı bazı problemler var. Şimdi bugün ki asıl konu başlığımıza dönecek olursak... Çok doğru, katılıyorum bir kere evet, buna. Bahçeli ve evet, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ne konuştu konusunda da biz... Tabii ki de bunun bir terörle mücadele kısmı vardır, dış politika kısmı vardır. Bir de bunun diğer konuklarımız ona çok değinmedi, iç politika kısmı da vardır diye tahmin ediyorum. Ama ne yazık ki kamu birçok alanda bilgilendirilmediği için biz sadece Yaşar Hocam da söylediği gibi bence şeklinde yorumlar yapmamız gerekiyor. Ben de bence diyeceğim. Muhtemelen yani geçen hafta Sayın Bahçeli grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini ve bunun için de anayasal düzenleme gerekiyorsa anayasal düzenleme yapılması, eğer erken seçim yapılması gerekiyorsa erken seçim yapılması gerektiğini ne vurgu yaptım. Hı hı. Şimdi bu iç politika ile ilgili kısım.
Bir de dış politika ile ilgili kısım var. Muhtemelen ikisini de konuşmuşlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim yapıldı. Ve bu seçim sonucunda Trump tekrar yönetime girdi. Ve bu kez Trump'ın son dönemi. Bunu hepimiz biliyoruz. 2028 Kasım'a kadar, daha doğrusu yasal olarak 2029 Ocağı kadar Trump görevde olacak ve bir daha da başkan olamayacak. Ve Trump beklentilerin öngördüğü gibi son derece şahin bir yönetim ortaya çok koydu. Net. Çünkü evet. Son dönemi Trump'ın. Tabii. Trump bir daha yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2028-29'dan sonra. Mesela Pete Hegseth gibi bir ismi Savunma Bakanlığı'na önerdi. Marco Rubio gibi bir ismi Dışişleri Bakanlığı'na önerdi ki bu isimlerin ortak yönü nedir? Bu isimler bir İsrail yanlısı. İkincisi de mesela Pete Hegseth'le ilgili açıktan Müslümanlara ya da İslamofobi olarak sınıflandırabileceğimiz bazı yorumları var kendisinin. Bu da tabii bir kaygı uyandırabilir. Yani yönetim olarak düşündüğümüzde çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Bir de yine 3-4 gün önce İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın bir açıklaması olmuştu. Kürtler Orta Doğu'da İsrail'in müttefikidir açıklaması olmuştu. Bu bağlamda da düşündüğümüz zaman çok doğal. Türkiye'yi şu anda yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de olsa mecliste Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle birlikte bir çoğunluk olduğunu düşünecek olursak bir koalisyon gibi koalisyonu oluşturan iki büyük siyasi partinin genel başkanları bir araya gelip bu meseleleri doğal olarak konuşurlar. Ve ama çok özür dilerim sizdeyim biraz kalacağım tabii. En son size geldik. Teşekkür ediyorum öncelikle sabrınızdan ötürü. Söylediklerinize katılıyorum. O yüzden hem Yaşar Hocam'ın hem aynı zamanda Nihal Bengüsü Karaca yayına başlarken sınır ötesine dikkat etmek gerek. Yani biraz o mesele bu işin merkezinde duruyor galiba yapılan açıklamalara bakıldığında ne kadar. İşte onu bilemiyoruz yani evet mesela çok, ama sınır ötesiyle ilgili biraz çerçeveyi çizdiniz ya. Yani meselesi İsrail, varsa olarak. Bu bütün demokratik ülkelerde evet kamuyla paylaşma konusunda biraz cimri olmanız gerekebilir milli güvenlik sebeplerinden dolayı. Ama mesela az önce zikredildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi parti gruplarıyla ki burada sadece Cumhuriyet Halk Partisi yok. Örneğin Saadet Gelecek grubu var. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, eski Dışişleri Bakanı. Onunla ve İyi Parti, yine bir siyasi parti grubu var. Sayın Musavat Dervişoğlu ile genel başkanıyla. En azından bu düzeylerde bir bilgilendirme bütün demokratik ülkelerde yapılır. Yani Amerikan başkanı herhangi bir konuyla ilgili, Orta Doğu ile ilgili bir gelişme olduğunda kongreye gidip de kapalı ya da işte açık, genelde kapalı bilgilendirme yapmıyor mu? Yapıyor. Bu gibi konularda milli güvenlik meselesi varsa zaten liderlerin bakın arkadaşlar böyle böyle bir problemimiz var. Bu ülkemizin meselesidir. Hepimizin siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakıp bu konularda hemfikir olmamız lazım. Sizin de böyle böyle bilginiz olsun şeklinde herhalde yani devlet sırrı ya da çok gizli bilgiler konusunda Musavat Dervişoğlu'na, Ahmet Davutoğlu'na, Özgür Özel'e muhtemelen bir güven vardır diye tahmin ediyorum bu açıdan baktığımızda. Dolayısıyla bu bilgilerin paylaşılması gerekir milli güvenlik boyutu varsa. İç politikayla ilgili de ama bunun kısmı olabilir. Çünkü bugün hatta Mehmet Uçum az önce geçti. 23 Ekim tarihinde ilk Sayın Devlet Bahçeli bu Öcalan çağrısı olduğu zaman DEM Parti grubunda gelsin konusunu dediği zaman şöyle yorumlar yapanlar oldu. Az önce sizin de söylediğiniz gibi Suriye ile ilgili Türkiye'nin dış güvenliği ile ilgili önemli meseleler var. Dolayısıyla burada iç cepheyi kuvvetlendirmemiz lazım. Fotoğrafı da siz çizdiniz evet. Aslında. Mehmet hem İsrail hem Amerika Sayın açısından. Mehmet Uçum'un bu konuyla ilgili çok sert bir eleştirisi oldu. Onu da vurgulamak lazım. Dedi ki sırf Türkiye'nin kendi güvenliğini koruması için işte Öcalan'a çağrı ya da iç cepheyi kuvvetlendirmek gibi bir yorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü anlamamaktır dedi. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye'de yakın dış sınır bölgesinde kendi güvenliğini sağlamak için PKK'nın lideri APO'ya kalkıp da terör örgütü liderine kalkıp da böyle bir şey söz konusu bile olmaz. Çok yanlış yerlere gidebilir bu yorum gibi bir ifadesi oldu Sayın Mehmet Uçum'un. Ve hatta buradan yola çıkacak olursak o zaman niye bu çağrı yapıldı gibi bir yorum yapıldığında sanki bu iç politikayla da alakalı bir kısmı olabilir şeklinde bir durum oldum açıkçası. Ki o bu, zaman mı soru işaretleri aslında başladı? Tabii ki diyorsunuz. De çünkü kamu olarak çok fazla bilgimiz ama yok. Ama bugün yani, gelinen nokta başka. Sonuç, bugün bir fotoğraf verildi, görüşüyorlar. Görüşecekler tabii hayır, ki. Bütün, bütün ama yani tabii mesela hani. Sonuçta görüşmeleri tabii. Çok normal. Sayın Ömer Çelik'in açıklamaları da çok normal. Evet. Yani Ömer Çelik
şöyle bir açıklama yapamaz ki. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü. Hı hı. Yani şöyle bir açıklama yapabilir mi? Cumhur İttifakı'nda çok derin çatlaklarımız var gibi bir açıklama yapamaz tabii öyle ki de. Öyle bir açıklamayı nasıl kimse beklemiyor CHP zaten. Nasıl CHP içerisinde tabii. CHP'li bir yetkiliye sorduğunuzda hayır bizde bir çatlak yok gibi bir açıklama yapıyorsa AK Parti ya da Cumhur İttifakı da diyecek ki tabii ki de biz her o zaman şey yolunda siz şimdi bir böyle bir CHP içinden bakıldığında bir siyaset bilimci olarak aslında yani sonuçta en nihayetinde birazdan oraya geleceğiz ya. Tabii, yani bu belediyeler, konserler falan böyle hafiften bir açık kapı sanki böyle orada da yani, değil mi? Orada bu, da mesela bu siyasi var partilerin olan yapılarının tamamında vardır. Çünkü vardır. Bunlar toplayıcı tabii. Partiler dediğimiz siyasi partiler, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde de çatlaklar var. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de çatlaklar var, olmak da zorundadır. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde merkez sağ tandanslı olan siyasetçiler var. Milli Görüş geleneğinden gelen siyasetçiler var. Milli Görüş geleneğinden gelen siyasetçiler Milliyetçi Hareket Partisi ile bir ortaklık yapılmasına çok aslında içleri sinen bir durum değildir. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de 70'lerde ortanın solu politikası olduğu zaman nasıl Turan Fevzioğlu'na ayrılıp bir güven partisi kurmuşlardı. Ulusalcı bir canah orada. Sosyal demokrat bir grup vardır. Bir de ulusalcı gruplar vardır. Ulusalcı gruplar soldaki diğer gruplarla bir diyaloğa girildiği zaman bunlardan rahatsız olurlar. Hatta bunlara literatürde bazen sağ kemalist de denir. Yani bunlar çok doğaldır. Siyasi partilerde tek böyle kitle partileri değildir. Yani sadece toplumun belirli bir homojen yapısına hitap eden partiler değildir. Toplumu farklı kesimlerinden oy alan siyasi partilerdir. Farklı kimliklerden oy alan siyasi yapılardır. Doğal olarak da bu ayrışmalar öne çıkabilir ama iyi bir siyasi parti, siyaset bilimci olarak söyleyeyim, siyasi partiler konusunda çalışan bir akademisyen olarak söyleyeyim, iyi bir siyasi partinin yapması gereken şudur, kendi fay hatlarını toplum önünde çok konuşmaması gerekir. Yani kendi fay hatlarında yani böyle ayrışma konularını siyasi partiler toplum önünde konuşmazlar. Mesela burada şöyle eleştiriler yapabiliriz. Bir partinin Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi yakın zamanda, şimdi isim vermeyeyim burada olmadığı için, dedi ki gideceğim ve yarınki toplantıda şöyle şöyle şikayet edeceğim o ismi dedi. Siz bunu gidersiniz normal şartlarda o toplantıda söylersiniz tamam, ama bunu basın önünde yapıp da parti içerisindeki ayrışmalar böyle ön plana çıkartılmaması gerekir. Son olarak hani şu şekilde ben tamamlayayım. Yani Sayın Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ne konuşmuş olabilirler? Dış politika mutlaka konuşmuştur, iç politika mutlaka konuşulmuştur. Dış politika fikir konuları tahmin edebiliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı. Orada kamunun bilgilendirilmemesi hassasiyet sebebiyle, milli güvenlik meselesi sebebiyle kabul edilebilir. Ama bir de bunun iç politika ayağı mutlaka var. Çünkü bir hafta önce bir hafta önce Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'ın tekrardan aday olması gerektiğini ifade etti. Ama şu anda bir anayasal problemi var. Sayın Mehmet Uçum bugünkü açıklamasında 2027'nin sonbaharı, baharından önce erken seçim olmaz. O zaman bunu yapabiliriz dedi. Ama Sayın Özel de dedi ki 2025 Kasım'a kadar 2,5 yıl ben veriyorum, 2,5 yıl siz verin. O zaman yapalım ama sonraki tarihte benden desteğinizi beklemeyin dendi. Belki de böyle bir durumda CHP destek vermezse DEM'in desteği alınabilir mi 360'ın sağlanması açısından? Ya da DEM dışındaki diğer İYİ Parti, Bağımsız Milletvekilleri, Gelecek Saadet ya da DEVA ya da işte diğer siyasi partiler de var. Demokrat Parti'nin yani temsilcileri olan diğer partilerden acaba bunlardan bir destek alabilir miyiz diye ne yapabiliriz bu durumda? 2025 Kasım'da seçime gidelim mi yoksa 2027'ye bekleyip biz erken seçim kararını CHP'siz de alabiliriz, 360'ı bulabiliriz gibi konuları konuşmaları son derece normal diye düşünüyorum. Bu konular konuşuluyordur diyorsunuz. Yani bunlar çünkü bu bir taraftan çok önemli bir konu çünkü bu. Çünkü hani iç politikaya malzeme olmasın bütün bu yaşananlar. Yani sınırların dışında önemli yani orada hem bu tampon bölge meselesi, harekat meselesi, İsrail'in açıklamaları, fotoğrafı siz de çok net çizdiniz. Amerika işte Trump belli ki görevini tamamlayacak aslında. Yani son orada, dönem onu biliyoruz. Tabii son dönem görevini tamamlayacak. Yani işte mesela oradaki kabinesi bir dolu bir şey. Bir tek soru cevap, iki cümleyle tabii, cevap tabii. almak isterim. Şükrü Bey'e katılıyor musunuz? Özellikle Sayın Özgür Özel'le ilgili. Yani bütün bu noktalarda işte gerekirse MİT Başkanı, gerekirse Dışişleri Bakanı ya da yani hassas bir konu varsa evet bu meselede yani doğrudan ya da işte Cumhurbaşkanı yürütme mesela eskiden hatırlarsanız parlamenter sistem varken bizde bir Cumhurbaşkanı vardı ve Cumhurbaşkanı Çankaya'da böyle liderleri toplardı. Gerçekten çok önemli bir milli güvenlik meselesi varsa dış tehdit varsa çok açık bir tehdit varsa tabii ki de sadece Özgür Özel değil
parlamentoda peki. grubu bulunan diğer işte Musavvat Dervişoğlu'nun şu anda Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu orada bir grup birleşmesi var. Siyasi parti grubu değil ama 15 tane milletvekili olan Ali Babacan'ın ki bunlar da eski hükümet üyeleridir. Birisi Dışişleri Bakanlığı yapmıştır, başbakanlık yapmıştır. Bu isimlerin de bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Milli güvenlik peki. meselesinde çok, ona göre hareket ederim çok arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ben Nihal'i yollayacağım. Nihal'i yolladıktan sonra Nihal Bengüsü Karaca'yı, Seren Selvin Korkmaz bizimle birlikte olacak. O da siyaset bilimci aramıza katılacak ama Nihal gitmeden önce ya bir dakika şurada şunu söylemek istiyorum. Bu mevzuyla ilgili dediğim bir şey var mı? Nihal'i yollayacağız. Gitmeden önce bir şey söyleyeyim mi? Olur. Çok küçük. Tabii. Bu kısaca. Kitle partisi, parti içerisinde fikir vesaire. Yani ben şöyle görüyorum. Yani adı üstünde parti bir kısmi bir şey bu. Bir şeyin birlikteliği ama. O bir şeyin birlikteliği aslında fikir birlikteliği ve bütünlüğü. Şimdi kitle partisi olacağım diye hepsinden birazcık yan yana eklektik duruşla o partinin kitle partisi yani fikirlerde kitle partisi ancak şöyle olunabilir, sentezlenerek olunabilir. Dolayısıyla partiler bunu başaramadığı sürece kitle partisi de olamıyorlar, süreklileşemiyorlar ve kopmalar o kadar çok oluyor ki ve giderek bir süre sonra içeride klikleşmeler, birbirlerini yemeler, kişisel ajandalar her şeyin önüne geçiyor. Fikri bütünlük kayboluyor evet. ve dolayısıyla... Çok özür diliyorum. Bir misafirimiz var orada Nihal. Arkanda bir kedi var. Evin kedisi. Ha, evet. Bir misafir. Evet. Hoş geldin diyelim. Ona da seninle birlikte çok evet. özür diliyorum. Nihal'i yolcu edeceğiz. Nihal çok teşekkür ediyorum. Bir var mı söyleyeceğim bir şey? Ne güzel bir kedi ya. Valla değil mi? Çok hoş. Çok şeyler var. Tamam. Yani konuşabilir. Ben de İki dakika alayım çünkü seni yolcu edeceğiz. Sonra tamam. biz devam onu edeceğiz hocam ve sizler. Yok kedinin evet, adını söyle önce. Nihal adını kedinin söyle adı. Merak ettik. Duman. Duman. Aa bizim Duman. Kedin. Benim kedinin ismi. Öyle mi? Demek popüler bir isim. O dayanamadı. Yani ikinci planda kalmaya dayanamadı. Sonunda kendini öylelikle soktu yani. Peki. İki dakika alalım bir toparlama senden de seni göndereceğiz. Çünkü ardından şimdi, diğer konumuza geçeceğim. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi kayyumlar vesaire meselesi aslında biraz daha burada bir uyuşmazlık mı var? Soru işaretlerini biraz gerek Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e gerek daha sonra diğer belediyelere, Demli belediyelere yönelik kayyum atama hadiseleri şey yaptı. Yani bu soruyu ve şüpheyi onlar derinleştirdi. Açık konuşmak gerekirse çünkü insanların bunun nasıl bir süreç olacağını, nasıl yürüyeceğini bilmediği bir safhada tekrar Kürtlere el uzatıyor. İşte devlet, kardeşlik, milli birlik, kardeşlik denilen bir aşamada bunlar olunca burada acaba bir ayrılık gayrılık mı var şüphelerine kapıldılar. Tabii o noktada bir TUSAŞ saldırısı olduğu gerçeğini evet. gözden kaçırmamak gerekiyor. Ama burada hani anladığım diyorum ya tekrar o devlet inisiyatifi ifadesinden ben bu sürecin yani daha böyle eşitler arası müzakereler üzerinden değil de devletin aldığı kararı var mısınız yok musunuz üzerinden bir icbar yani ikna ama biraz da icbar ederek ikna metoduyla yürütüleceğini görüyorum ve düşünüyorum. Biraz gördüğüm hadise manzarayı böyle betimlememe. Neden oluyor. Hı hı. Ha, ama bu noktada bakın insanlar şunu yine de anlarlar. Yani kamuoyu artık neler gördü geçirdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli çünkü parlamenter modelden farkını her aşamada başka başka konular özelinde de ortaya koydu. Hı hı. İnsanlar şunu anlar. Yani DEM diye bir parti var. Sayın Bahçeli dahi açıklama yaparken dikkatinizi çekerim. Hani evet o bir retoriktir, o bir mizansen ve sembolik bir anlatım olabilir ama diyor ki meclise gelsin DEM grubuna konuşsun Öcalan. Eğer bir terör bitecekse diyor. Yani orada DEM partisi muhataplık anlamında bir aktör. Sevelim sevmeyelim. Ve bu DEM'in Kandil'le arasına çok net bir mesafe koyması ve işte organik kopuşunu, hani organik bağını tamamen koparacak şekilde ve bunu ilan edecek şekilde bir düzleme çekilmesi için bu kayyum siyaseti uygulanıyor. Eğer buna dair insanlar ikna olursa, razı olurlarsa bunun antidemokratikliği ya da
hukuk açısından tartışmalı olduğu meselesini bile ya onları biraz geri planda tutalım, önce silahlar sussun. Silahların siyaset üzerindeki gölgesi bir yok olsun. Biz bu mevzuların hukuk devletiyle ilişkisini, kayyum siyasetine son verme gerekliliğiyle ilgili baskıyı kamuoyu olarak daha sonra yaparız. Demokratik standartların yükseltilmesiyle ilgili taleplerimizi de daha sonra bunları yürürlüğe koyarız. Ama önce silahlar sussun ki barış gelsin ki demokrasi için, demokratik mekanizma için zemin oluşsun diyebilir insanlar. Bakın bunu anlarlar. İnsanların anlamayacağı tek şey ama bu noktada. Yani işte iç siyaset ve seçime endeksli olarak terör gibi, güvenlik gibi, Kuzey Suriye'de neler olacağı, İsrail ne yapacak vesaire gibi böyle bu büyük anlatıya gölge düşürecek şeyler bunlardır. Yani terör gibi siyaset üstü olması, terörle mücadele gibi, Kürt meselesinin herkesin razı olacağı şekilde çözümü gibi. Bakın sadece Kürtlerin demiyorum, sadece Türklerin de demiyorum. Ülke, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşların ikna olacağı, rıza göstereceği, en azından çok büyük bir kaygı duymayacakları şekilde, bir rızalarının olacağı şekilde çözümü gibi bu tür meseleler de konuşma alanı sağlamak Peki. gerekiyor. Hı hı. Ve bu kadar siyaset üstü hayati meseleleri iç siyasetin, sandığın daha 4 yıl sonra mı olacağı, 2,5 yıl sonra mı olacağı, ne zaman olacağı belli olmayan bir seçim meselesinin ucuna, o bagaja eklememek gerekiyor. Yani bu kamuoyunun daha doğrusu maşeri vicdan denilen şey var ya, maşeri vicdan denilen şey orada hani bunu buna tepki gösterebilir. Bunu kabullenmeyebilir, kabullenmekte zorluk çekebilir. Ama onun dışında bunu devlet inisiyatifi dersiniz, tepeden aşağı doğru, tepeden tabana doğru yürütürsünüz. Hani orada eşitlik olmayışını, şeffaflık olmayışını, çünkü güvenlik boyutu var, istihbarat boyutu var. Bunları yine millet bir yere kadar sineye çekebilir. Bakın doğru bulmak ayrı bir şey. Hı-hı. Evet, bu dost doğru gitti. Canım doğru yürüdü, güzel yürüdü demek ayrı bir şey. Ama kabul edilebilir bulmak ayrı bir şey. Millet ya da kamuoyu, konuyla ilgili olan kamuoyu bunu bir noktaya kadar kabul edilebilir bulacaktır. Yeter ki bu mesele çözülsün. Peki. Yeter ki artık bu ülkenin insanları ölmesin, şehit olmasın ya da ziyan olmasın diye. Hı-hı. Fakat dediğim gibi siyasetçilerin burada daha fazla bilgi paylaşmak, tümüyle şeffaf olmasalar da daha fazla bilgi paylaşmak, hı-hı, ve gösterilen merakı ve ilgiyi kriminalize etmemek noktasında daha yumuşak olmaları gerekiyor. Peki. Ben Nihal, çok teşekkür ediyorum sana katkın için. Nihal Bengüsü Karaca, Habertürk yazarı. Duman'a da çok selamlar, sağ olasın. Seren Selvin ben. Korkmaz siyaset bilimci bizimle birlikte olacak. Hemen ben yönetmenimden rica edeyim saniyeden. Seren Hanım'ı da görelim, bir siyaset bilimci olarak kendisini, fikrini alalım. Çünkü biz elbette belediyeleri konuşacağız. Soruşturmalar var, incelemeler var. Evet, kelebek içinde görebilirsek ekranda Seren Hanım'da. Seren Hanım merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Bu bölümden sonra da yayının sonuna kadar da sizinle birlikte olacağız. Malum mevzu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın önemli bir paydaşı, ortağı vakit tamamdır dedi biliyorsunuz. Bu açıklamayı konuşuyoruz. 22-23 Ekim itibariyle yaptığı açıklamalar, ardından o işte siyasi hamle, diğer partilerin açıklamaları, bunları tartışmaya, anlamaya çalışıyoruz. Nasıl bir mesaj diye okumaya çalışıyoruz bir taraftan da. Bir diğer taraftan da bir harekat gündemi de var. Sayın Ömer Çelik de bugün Sözcü açıklama yaptı. Belli ki o bir harekat olacak ve Sayın Erdoğan'ın talimatıyla da harekat olacak. O cephede, sınır ötesinde harekat olurken içeride de ne bekleniyor sizce? Bu vakit tamamdır'ı harekat açısından mı anlayalım diğer taraftan, yoksa içeride neyle karşılaşırız? Nasıl bir mesaj bu? Sayın Devlet Bahçeli'nin aslında ilk bu konuyu gündeme alışından itibaren hepimizin merakı neden, yani neden bu konu şimdi gündeme geldi? Yani adına çözüm süreci diyelim demeyelim, herkes çok farklı isimler veriyor. Bu tartışmalar neden gündemimizde? Evet.
Sizin de ifade ettiğiniz üzere bu tartışmanın bir uluslararası yani küresel boyutu var. Bugün Orta Doğu'daki denklemde aslında Orta Doğu siyaseti yeniden şekilleniyor. Özellikle İsrail'in çok agresif bir politika gütmesi üzerine değişen dengeler var. Amerika'nın Suriye'den çekilme meselesi var. Trump'ın gelişiyle birlikte az evvel Mustafa Çağatay Hoca da bahsetti. O cephede değişen meseleler olacak ve aynı zamanda da tabii Trump'ın kabinesinin Türkiye'de neler yapacağı bu denklemi değiştirecektir. O yüzden birinci hikaye tabii ki uluslararası cephede olası, beklenen ve bugün de gerçekleşen bir takım denge değişiklikleri ve Türkiye'nin buna ön almaya hazırlanması. Bu başarılı sonuçlanır, başarısız sonuçlanır. Ama ben özellikle Kürt meselesi konusunda bu tarz tartışmaların bugün gündeme gelmesini buna bağlıyorum. İkincisi ise Türkiye siyaseti açısından Cumhur İttifakı'nın doğal olarak her ittifak gibi aslında ya da her iktidar gibi diyelim kendi iktidarını korumak için yeni bir cephe açmaya çalışması. Çünkü özellikle 2023 seçimlerinde aslında seçim kazanıldı ama çok kolay kazanılan bir seçim olmadı. Daha sonra 2024 seçimlerinde Cumhur İttifakı ve özellikle AK Parti belediye seçimlerinde önemli bir yenilgiye uğradı. Burada da şu ihtiyaç ortaya çıktı. Türkiye'de yeni bir siyaset zemini, yeni siyasal ittifaklar ve bunun üzerinden şekillenecek yeni bir paradigmaya Cumhur İttifakı açısından ihtiyaç var. Ben bu iki denklemin önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette şu da olmuş olabilir, buna dair bizim bir bilgimiz yok. Buna dair hepimiz fikir yürütüyoruz. Dışarıda bir takım gerilimler varken İç cephede de o iç cepheyi tahkim etmek gibi bir aslında mantıkla, bir rasyonelle yola çıktığını düşünüyorum bu tartışmaların. Fakat bütün bir kısmını dinleyebildim benden önceki tartışmalarında. Aslında bu tartışmalarda sıklıkla, genellikle de kamuoyundaki tartışmalarda AK Parti ile MHP arasında, Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanı arasında bir takım görüş ayrılıklarının var olup olmadığı aslında sürekli olarak gündemde. Çünkü siyasetin alanı biraz daha kişilere indirgenmiş durumda mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini aslında biz Türkiye'de gittikçe deneyimlemeye başladık ve bazen yorumlar yaparken de hala parlamenter sistemdeymişiz gibi yorumlar yapabiliyoruz. Ama bu sistemin getirdiği bence problemlerden bir tanesi aslında şeffaflık eksikliği. Bu şeffaflığın eksikliği de bir anlamda bizim ya da aslında çoğu kez tartışılır ama ittifakların çok net veya kamuoyunda gözle görülür değil de bir anlamda arka kapıdan sürdürülen ittifaklar olması sebebiyle kamuoyuna yansıyan bir takım tartışmalar var. Ve buradan akıl yürütmeler yapılıyor. Ben açıkçası bu süreçte bir takım pazarlıklar olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu bir eğer anlaşmaysa, siyasi anlaşmaysa ve tabii ki arkasında terörle de ilgili alınacak adımlar vardır. Bunun bir çatışma çözümü ayağı vardır, bir de siyasi ayağı vardır. Burada bir takım pazarlıkların, bir takım anlaşmaların, bir takım farklı görüşlerin oluşacağını düşünüyorum. Bunların bir kısmı kamuoyuna yansıyordur. Yansımayan kısmı da vardır dair, diyorsunuz. Elbette. Yansıyanlara dair bizler fikir yürütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ben bu sürecin çok AK Parti ve MHP'nin birbirinden bağımsız olarak attığı adımlarla geliştiğini düşünmüyorum. Burada belli ki bir mutabakat var ama atılacak adımın boyutu veya farklı aktörlerle örneğin DEM'le nasıl bir süreç yürütüleceğine dair hem AK Parti'den hem MHP'den farklı görüşler gelebilir. Bu görüşlerin gelmesiyle kamuoyunun ya da diğer aktörlerin onlara vereceği tepkiyle de şekillenir. Çünkü ortada çok açık, şeffaf bir müzakere süreci yok. O yüzden ben bütün bu tartışmaların hem devam edeceğini düşünüyorum hem de aslında süreci yürütmenin bir parçası olarak kamuoyundan gelen tepkilere, diğer siyasal aktörlerden gelen tepkilere göre şekilleneceğini düşünüyorum. Peki tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Seren Hanım. Bizim ikinci konumuz var. O konu içinde böyle yaklaşık bir saat 40 dakika kadar bir zamanımız var. Ama bu başlığı kapatmadan Yaşar Hocam buyurun. Şimdi ortaya atılmış bir öneri üzerinden bir
adına müzakere denilen bir şey tarif edilmeye çalışılıyor ve onun arayışı içerisinde. Aslında böyle bir şey yok. Terör örgütü elebaşı tarafından lağvedilmesi çağrısı yapıldı. Yönteme hiç girmiyorum. Ben de onu olabileceğini düşünmüyorum elbette ve yine söylüyorum, onu bir retorik kabul ediyorum. Bir başka şey daha yapıldı, el uzatıldı DEM grubuna. Onlara dedi ki siyaset yapın, yüzünüzü Türkiye'ye dönün, terör anatomisinden kopun, bu kadar. Bir, bunu isteyemez miyiz? Bunu söyleyemezler mi? Soru budur. Niye etrafından dolaşıyoruz? Neyin müzakeresini yapacağız? Yani terör örgütüyle tekrar oturulacak. Onlar silahları biz ancak şu şartlarda bırakırız diyecekler. Devlet de buna boyun eğecek. Kimse kimseyi kandırmasın. Böyle bir şey yok. Bundan medet uman, buna murat edenler varsa böyle bir süreç değil bu. Ve üst perdeye de Kürt kimliği konuyor. Kardeşlik hukuku konuyor. Yine dikkat edin. Sayın Bahçeli'nin o ilk çıkışında, herkesi şaşırtan çıkışında bireysel haklar diyor, demokrasinin gelişmesi diyor. Hepimiz için ortak demokrasinin daha iyileşmesi ve gelişmesi noktasında hepimiz hemfikiriz. Şimdi dolayısıyla bir ayrı, yine hani hep o alışkanlıklar vardır ya, geçmiş tecrübe edilmiş olan o çözüm süreci falan. E olmuyor, yapamıyorsunuz. Kendini lağvedecek. Çok mu zor bu? Mesela DEM için çok mu zor? PKK terör örgütünün içinde değiliz biz artık demek çok mu zor? Çok zor, yapamazlar. O zaman neyi kabul ediyorsunuz? Bir terör örgütünün uzantısı olmasını, gözümüzü kapayalım, kulağımızı tıkayalım. Yine böyle parti, seçim, ittifak, uzlaşı vesaireyle götürelim. Şöyle bir cümle kurdu Tuncer Bakıran, eş başkan DEM Partisi'nin. Dedi ki, Sayın Bahçeli'ye seslenmek istiyorum. Geçen hafta 2. yüzyılın Türk ve Kürt yüzyılı olmasını gerektiğini söylediniz. Biz bu çerçeveyi önemli görüyoruz. Yıllarca birbirimize söylemediğimiz söz kalmadı ama bir türlü barışı ve çözümü konuşamadık. Çözümden yana olduğumuzu belirtiyoruz. O zaman konuşmamızın önündeki engel nedir? Gelin bu kısır döngüden çıkalım. Ülkenin çocukları, gençleri, anneleri için onurlu bir barış inşa edilebilecekse bu konuyla ilgili bize atılacak her adıma en az iki adım atarak karşılık vereceğimizi ben belirtmek istiyorum diye bir açıklaması var. Bir şey yok bu cümlede. Grup toplantısı. Buradan bir şey çıkmıyor. Bunu söyleyen aynı kişi, demin Gürkan Bey'in hatırlattığı gibi, terör örgütü üyeleriyle tehdit ediyor bizi. Yani kusura bakmayın. Sonuç çıkmıyor diyorsun. Çıkmaz böyle, bu değil. Yani şunu istemeyin mi diyoruz bunlara? Ya bak, daha ne diyebiliriz ki? Ayrılıkçı politika mı geliştireceksiniz? Ya bir geliştirin görelim, ama deyin ki PKK terör örgütü Suriye'nin kuzeyinden çok kötü bir yere doğru gidiyoruz. İsrail de bu işe el attı. Bakın, bu adamların artık yapamaz diyebileceği hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey durduruyor mu İsrail saldırganlığını? Tutturdular şimdi, bir David koridorunu açacağız. Ne yapacaksınız o zaman? Dolayısıyla söylenen budur. CHP'nin sürece dahil edilmesi kesinlikle çok önemlidir. Niye biliyor musunuz? Sürecin nasıl, yani bu süreci nasıl tarif ettiğinize de bağlı, çok önemlidir. Ben bunu bir süreçse, bu süreç, yine söylüyorum, İmralı'yı da bir kenara atıyorum. Ben DEM'le ilgileniyorum. Çünkü o bir parti ve oy veriyor insanlar ona. Diyorum ki, şu yapıdan sizi kopartmak istiyoruz ya. İstemeyelim mi? Yapmayalım mı? Çünkü siz de bunun önün arkasını alamazsınız. İşin içerisine koca koca devletler girmiş. Onların ajandaları girmiş. Bilemezsiniz o kandildekiler. Olmaz. Peki. Bir dakika ya. Dolayısıyla gelin bu tarafa. İşte CHP bu noktada o kadar önemli ki. CHP. Seçimde gelin oturalım, uzlaşı yapalım, onu yapalım. Bazen görünelim, bazen görünmeyelim yerine. Biz sizinle açık açık ittifak yapmak isteriz. Biz böyle iktidar tarafından, başkaları tarafından, yok terörle işbirliği yapıyorsunuz, bunlara muhatap olmak da istemiyoruz. Ama bir şey de haklıyız. Şu Gazi Meclisi'nin altındasınız. Terör propagandası yapmayın.
Tamam. Dolayısıyla peki, bu dilden, bu zeminden kopun. Evet. İşte sürece böyle dahil olunur. Reklam ayrıca CHP de buradan tutsun. Evet. CHP de buradan tutsun. Yaşar Hocam. Peki. İlave edeyim Yaşar Hocam. Başka bir başlığım var. Onu konuşmak durumundayım. Bir akışımız var. O akışa göre gidiyoruz. Sadece, başka bir başlığım var. 30 saniye hemen. Olur, yani tabii, Yaşar Hocam da tabii, kısmen çok kısaca lütfen. Tabii. Evet. Sonra şimdi, tabii ki de var, çok farklı değişkenler vardı ama Birleşik Krallık İRA problemini çözerken ya da İspanya ETA problemini çözerken bu sorunlar hep İspanya'da Cortes Meclis'te, İngiltere'de de Birleşik Krallık'ta devlet politikası, devlet hükümet politikası değil. Bakın. Devlet politikası. Thatcher başlattı, John Major devam ettirdi, Tony Blair bitirdi. Hı. Yani bunun devlet politikası olarak ve bütün tarafları içerecek şekilde devlet, bakın hükümetle devleti burada ayırmamız gerekiyor işte. O yüzden dedim ya, çok sıkıntılarımızdan birisi devletin siyasallaşması. Hükümet devletin iç içe girmesi. Burada bir sıkıntımız var zaten. Hani sadece bunu eklemek istedim. Bu tip problemlerin meclis milletin evi olan bütün toplumdaki... Bu biraz Nihal'in dediği rejimin karakteriyle de alakalı bir şey mi belki de? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra biraz daha tabii o karakteriyle iç içe geçti. O başka bir konu. Peki tabii. Evet. Ben... Şöyle, merak ettim. Çok Gürkan kısa. Bey ne itirazı? Gürkan Bey, yani biz bu acil reklama girmek durumdayım diye ama şöyle yönetmenime sorayım, var mı bir 30 saniye? Tamam. Gürkan Bey'e döneyim. Bir 30 saniye ne olur, çok kısa, ardından reklama gireceğim çünkü. Hülya Hanım, Yaşar Hocam'ın ifade ettiği bu DEM'le alakalı, konuyla alakalı şöyle bir durum var. Bakın DEM Partisi Türkiye Partisi olmaya zaten itiraz ediyor. Neden itiraz ediyor? Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirme ile ilgili sürecinde orada çıkarttığı açıklamalar var. Onun için ben diyorum ki DEM Parti'nin bu Türkiye Partisi olma yolunda Kandil'le arasında mesafe koymasında bir engel olduğunu düşünüyorum. Çünkü anayasanın ilk 4 maddesine itiraz ediyorum. Bir de şöyle bir şey oluştu, onu da ifade edeyim. Özellikle AK Parti ve MHP bu iç siyasete dönük bir yapı için bu süreci başlattıysa AK Parti ve MHP için bu tamamen bir siyasi intihar olur. Bunu ben iç siyaseti olarak görmüyorum açıkçası. Bu tamamen dış politikadaki, peki, Türkiye'nin kendi eksenini belirleme noktası olarak görüyorum açıkçası. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir reklam arası. Ardından birlikteyiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne incelemeyi biraz konuşalım. Açıklamaları biraz konuşalım. Borçlar ve ne olacak diyelim soruşturmalar. Yani öyle açıklamalar oldu ki bu konserler ve borç ve soruşturma meselesinde grafiklerimiz de var. Enine boyuna da devam ediyor. Hemen konuşacağız. Borç açıklaması geldi Bakan Işıkhan'dan. Haciz başlatacağız dedi. Belediyelerin 96 milyar liralık borcu bugün 150 milyar liraya ulaşmış durumdadır. Maalesef bu sürdürülemez haldedir dedi. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Mansur Yavaş'tan da aslında grafikli bir açıklama geldi. Bu açıklamaya da hemen bakalım. Grafiklerimiz de burada. AK Parti dönemine bakalım. Bir de İBB'deki etkinlik harcama raporuna bakalım. İki tarafa da. Bakın hem Mansur Yavaş'tan geldi hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Murat Ongun'dan geldi. Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez diyor. Harcama raporları burada var. Ekrana da getirelim böyle yakın tam ekran. Evet, yönetmenim de yaptı. İzleyiciler de görsün. Tüm organizasyon ve etkinliklere ilişkin harcama raporuna bakıyorum. AK Parti dönemi 2014-2019 dönemi ve 2019-2024 Mansur Yavaş dönemi. Toplam 80 etkinlik yapılmış AK Parti döneminde. $32.933.000. Yani Mansur Yavaş döneminde de 2019-2024 toplam 426 etkinlik yapılmış. $30.130.000. Bakın Murat Ongun'un aynı zamanda grafiği sosyal medya hesabından paylaştığı tüm etkinlikler harcama raporu, AK Parti dönemi işin gerçekleşen bedeli 2015'ten 18'e kadar yani 4 yılın toplamı $437.600.000. Ekrem İmamoğlu dönemi de diyor 5 yılın toplamı $295.775.000. Ya ne oluyor Allah aşkına gerçekten? Yani bu açıklamaları da ben hem siyasilerden hem başkanlardan gelen açıklamaları da tek tek okumak da istemiyorum.
hepimiz, herkes sürece gerçekten hakim. Ama bir soruşturma başladı Ankara'da, İstanbul'da belediyelere yönelik soruşturma başladı. Özgür Özel CHP'li belediyelerde bir suç bulamıyorsanız bir suç uydurun talimatı verildi diyor ve siyasi operasyonlara alet olmasın kimse diyor. Tabii buradan bakıldığında soru şu, gerçekten bir operasyon mu var o zaman? Yani ya da süreç normal mi işliyor? Talimat üstüne mi işliyor? Ben Gürkan Duman'la başlayayım. Ne diyorsunuz bu meselede, soruşturma meselesinde ve bizi nasıl bir süreç bekliyor gerçekten? Devamı gelir mi, nereye varır? Sizle başlayayım, ardından Şükrü Küçükçay'a geçeceğim. Buyurun. Evet, Hülya Hanım şöyle bakalım. Yani bu Sayın Devlet Bahçeli'nin sürecinden sonra biliyorsunuz ki yeni yasama sürecinde bir el sıkma polemiğiyle başlayan süreç. Sonra yine Sayın Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası. Sayın Özgür Özel'in de bu sürece dahil olmak istemesi, yani CHP içerisinde yaşanan polemik süreçleri ve normalleşme sürecine verilen tepkiler aslında bir nevi CHP'nin bundan önceki 5 ayı baz alırsak, yani 47 yıl sonra gelen yerel seçim galibiyetinden sonraki süreci baz alırsak, son 1 ayda 2 aydan beri de CHP'nin gündemi belirleyemediğini görmekteyiz. Yani özellikle anayasanın ilk 4 madde üzerine oluşan açıklamalar, ifade etmek lazımsa işte bu anayasa değişikliğinin Sayın Erdoğan'ın tekrar seçme anayasası olacak açıklamaları aslında 29 Ekim sürecini bir fırsat haline getirdi CHP için. Çünkü Erdoğan karşıtlığıyla 29 Ekim sürecinden sonra polemiği üst noktaya getirmek istedi. Aslında bu 29 Ekim süreci de CHP için milli duyguların kabardığı, Atatürk'ün Cumhuriyet'in kuruluş değerlerinin ön plana çıktığı, Cumhuriyet'in kurucu partisi olma özelliğinin bir fırsata dönüştürmek istedi CHP. Hı hı. Özellikle burada da muhalefetin iki aktörü Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu üzerinden CHP eline geçtiği diyelim. Bütün büyükşehir ve büyük ilçe belediyelerinde algı çalışmalarını yapmak istedi kendince haklı olarak. Özellikle bu iki isim hem Mansur Bey için hem de Ekrem Bey için de aslında bu çalışmalar, bu organizasyonlarda bir nevi fırsat haline döndü. Bu bağlamda belediyeler biliyorsunuz ki ciddi anlamda dijital reklam, billboard, konserler, işte yürüyüşler bu sorucu farklı boyuta kataraktan coşku içerisinde Cumhuriyet'in 29 Ekim ve güzel kutlamak istediler ve ciddi astronomikte bütçeler harcadılar. Fakat medyadaki bu astronomik bütçeler toplum nezdinde bakın olumlu karşılanmadı Hülya Hanım. Özellikle burada şöyle bakmamak lazım. Ben bunu AK Parti geçmişte bu kadar harcamış, CHP bu kadar harcamış ona bakmıyorum. Benim bakışım burada insanların yani özellikle son dönemde geçim sıkıntısının olduğu, ekonomik koşulların zor olduğu bir dönemde siyasi düşünceye bakmadan seçmen bir tepki veriyor burada. Toplum bu konuda şöyle bir açıklaması var aslında. Ne gerek vardı? Yani bu kadar masraflara ne gerek vardı süreci var. Ama siz bu konserleri araştırdınız o zaman. Özellikle. Siz bu konserleri araştırdınız o zaman. Yani, çünkü bu polemiğin bir şekilde halkta yani nasıl karşılık bağlamda, bulduğu. Tabii analiz ediyoruz. Yani analiz ediyoruz. Hem iki türlü çalışmamız var. Bir Google çalışmamız var. Bir de araştırma olarak yaptığımız çalışmalar. Ona göre ifade ediyorum. Özellikle CHP'nin iki belediye başkanına yani burada soruşturma açılması bir anda toplumda dengeleri değiştirdiğini ya da değişeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü öncelikle bu konularda belediye mevzuatlarındaki ilgili yetkili organ, bakın Sayıştay. Sayıştay raporlarından tam sonuç alınmadan bunun savcılıkların devreye girmesi, toplumda bundan önce de neden yapılmadı sorusunu da vatandaşlarımızın önüne getirmiş oluyor. Ya bu buradan iki aktör için hem Mansur Yavaş için hem Ekrem İmamoğlu için de bir mağdur pozisyonu düşecektir açıkçası.
Bunu bundan sonraki araştırmalarımıza daha detaylı bakacağız. Evet, dediğiniz gibi. Ama ben şunu ifade edeyim özellikle. Bu da o zaman diyorsunuz ki hem Ekrem İmamoğlu'nun hem Mansur Yavaş'ın lehine olacaktır aslında. Çünkü mağdur pozisyonu. Avantaj olacaktır. Ve beraberinde bir avantajı getirir. Direkt siz savcılık boyutu. Eğer diğer belediyelerde, yani AK Parti ya da MHP'li, nerede olduğu önemli değil. O partili belediyelere siz Sayıştay denetimine bakılmaksızın savcılık üzerinden bir çalışma yaptıysanız tamam, eyvallah. Ama böyle bir durum son dönemde görünmediğinde zaten görüyoruz. Hı hı. Özellikle bu süreç biliyorsunuz ki İstanbul seçimlerinde biliyorsunuz ki İstanbul İl Başkanlığı'nın alınmasıyla ilgili para görüntüleri vardı. Bunlar bizim o zaman yaptığımız analizlerde ve seçim sonrasında zaten gördük. Hı hı. Sayın Ekrem İmamoğlu'na nötr yazmaktansa, eksi yazmaktansa aslında seçim sonucuna baktığınız zaman pozitif yazmış oldu. Yani onun için buradan bir mağduriyet oluşabilir. Bu da yaptığımız analizlerde biz zaten bunu göreceğiz ama bir sade vatandaş olarak da ben Hülya Hanım şunu da söyleyebilirim. Bu sanatçıların bu astronomik rakamlarda kaşe fiyatlarını açıkladığı ortamda ne kadar vergi verdiklerini de bir nevi sadece belediyelerin değil bu sanatçılarımızın da ben göz önünde dikkat edilmesi gerektiğini açısı düşünüyorum. Ben de bir vatandaş, bir gazeteci olarak ben de size şöyle hem buna katılıyorum yani bu söylediğinize, bir de bu sanatçılara ne kadar para veriliyor? Bunlar parti gözetmeksizin, ideoloji gözetmeksizin, kategorize etmeden ne kadar para veriliyor? İşte mesela işte milyon dolarlardan falan bahsediliyor. Bu şaka değil. Yani bir de bunun dışında da organizasyon şirketlerine verilen paralar da var. Bu AK Parti Belediyesi, CHP Belediyesi, bakın parti gözetmeksizin söylüyorum. Çünkü bir taraftan bakıldığında kamuoyu gerçekten bu milyonluk konserlere, milyon dolarlık konserlere ve harcamalara, hani var olan o kültür açığı gerçekten buradan mı kapanıyor? Yani böyle mi bakmalıyız? Onu da bilmiyorum. Teşekkür ederim. Şükrü Bey'e geçeyim. Hani zamanı tasarruflu kullanalım. Şöyle de bir ifade var. Onu da ifade edeyim. Yani bir de alınan bir karar var biliyorsunuz tasarruf tedbirleri noktasında. Tamam. Özellikle özel kalem müdürlüklerinin ve özellikle kültür müdürlükleriyle alakalı ya da başka daire başkanlıklarıyla alakalı bir veri de gitti bütün belediyelere. Hı-hı. Yine diyorum ki AK Partisi, CHP'si, MHP'si olmadan buna belediyelerimizin dikkat etmesi lazım olduğunda açıkçası ifade ediyorum vatandaşlara. Evet. Şimdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konser konusu uzun süredir bizim eleştirdiğimiz bir mesele. Belediyeciliği sadece bu işe indirgediniz dediğimiz bir konu diyor. Onun dışında Sayın İmamoğlu'nun açıklaması var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var mesela. Yani Adalet Bakanı'nın da keza açıklaması var. Sayın İmamoğlu da diyor ki ya yani bunlar hani gerçekten yani bu konserlere bakın diyor. Bahsettikleri o bir konserlik rakam ne yazık ki bir uçağın derken arkasında 5-6 tane daha dizilerek gittiği tek bir uçuşun maliyeti kadar bile değil. O kadar bile değil diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. Diyor ki kamuyu zarara uğratıp uğratmadığı zaten belediyelerin araştırılacak. Eğlenceleri de millet için düzenlemedikleri, birilerine maddi kazanç için yaptıkları da yeni yeni ortaya çıkıyor diyor. Şükrü Küçükşahin... burada gerçekten birilerine kazanç için mi yapılıyor bu organizasyonlar? Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde bu iş araştırılsın tamam diye mi bakılıyor? Yoksa siyaseten bir okuma mı yapılıyor? Eğer siyaseten bir okuma yapılıyorsa Gürkan Duman bir araştırmacı olarak diyor ki Mansur Yavaş'a ve Ekrem İmamoğlu'nun hanesine ve lehine yazar aslında bu meseleler. Çünkü mağdur yaratır diyor. Buyurun. Evet. Şimdi Hülya Hanım şöyle. Bir kere ben biraz farklı bakıyorum. Bu konunun doğrudan bir konser belediyeciliğine dönüştürülmesini aslında kültür alanına yönelik de bir eleştiri olarak kabul ediyorum. Bu bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması. Hı hı. Bu ülkede Cumhuriyet Bayramı'nın ulusal günlerin kutlanması ile ilgili AK Parti iktidar döneminde toplumun belli bir kesiminde ciddi bir eleştiri vardı. CHP'li belediyeler de bu süreçte özellikle Cumhuriyet Bayramı'nı çok önemsedikleri için farklı bir platformda ve mecrada kutluyorlar. Şimdi bu Cumhuriyet kutlamalarını böyle konser belediyeciliği noktasına çekmenin ben yanlış olduğunu, kültür sanat konusundaki harcamaların tabii ki eğer hak edilen bir şey yoksa, yani aşmışsa
kuralların dışındaysa bunlar mutlaka araştırılmalı. Hiçbir itirazım yok. Pahalı olması, pahalıysa tabii ki bunların da gereği yapılmalı. Bunlara hiçbir itirazım yok. Ama bana biraz şey gibi geliyor. Yani ifratla tefrit gibi üzüldüğüm bir şey. Mesela sanat sepet camiası, sanat sepet tayfası gibi laflar kullanabiliyoruz. Sanatla sepeti yan yana getirebiliyoruz böyle bir dönemde. Bir ülke kültürde, sanatta ilerlemiyorsa bilimde de ilerleyemez. Siyasette de ilerleyemez. Onun için bir kere bu konuda son derece dikkatli davranmak lazım ve üslup konusunda da bu anlamda özen göstermek lazım. Ben bir sanatsever olarak sanki biraz kültüre haksızlık, sanata haksızlık yapıldığını da söylemek istiyorum. Sanki oralara harcanan paralar boşa giden. Hayır efendim, bu da bir açlık. Bu da toplumun bir açlığı. Yani bu ülkede konserler düzenlenemiyor. Sokakta iki tane türkü söyleyen hemen alıp götürüyorlar. Ayrıca da yasaklanıyor konserler ve de çok pahalı. Üst gelir grubunun çocukları dışında kimse gidemiyor. Bu konserlere yüz binler gitti. Yüz binler. Ve çok büyük bir çoğunluğu da gençlerdi. Bir kere işin bu tarafına koyacağım. İki, belediyelerle ilgili soruşturma yapılabilir mi? Yapılır. Belediyeler yanlış uygulama yapmamış mıdır? Yapmıştır. Bunun da hesabı sorulur. Ama gelin bu konuda ben açık söyleyeyim. Devletin de yargının da çifte standartlı olduğunu düşünüyorum. Bir kere Sayın Cumhurbaşkanı bu süreçle ilgili ne dedi? Demin söylediğiniz sözlerin sanıyorum aynı konuşmadaydı. Bu süreci en hayırlı şekilde yargı işletiyor. Üzerine gidecekler. Gidecekler. Yargı gereğini yapacak demiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Üzerine gidecekler. Hayır, Cumhurbaşkanı bunu söyleyemez. Şimdi Cumhurbaşkanı bunu söylediğinde ben dedim demek ki kararlar verilmiş. Bir kere bakın bunu açık açık konuşmamız lazım. Niye? Ya beş tane bebeğimiz öldü. Değil mi? Yanarak. Peki ne olmuş? Devletin bir biriminin elemanları 18 kez gitmişler ve sorunu bir şekilde çözememişler. Yavrular gitti. Var mı kamu yöneticileriyle ya da bu konuda herhangi bir, bu anlamda bir soruşturma, inceleme, araştırma? Cumhurbaşkanı bu konuda bir şey söyledi mi? Devletin birinci görevi bu 5 yavruyu yaşatmaktı. Peki ama size bir örnek vereceğim. İstanbul'da bir parkta bir yavrumuz belediyenin kazdığı bir çukurdaki suya düştü ve hayatını kaybetti. Hemen soruşturma açıldı. Belediye yetkilileri tutuklandı. Şimdi görevi ihmal suçu vardı burada. Allah aşkına elinizi, herkes elini vicdanına koysun. Bu 5 yavrunun ölümünde de sorumlu, görüşmeleri yapan, o 18 görüşmeleri yapan belediye kurumunun elemanları olsaydı bugün hangi noktadaydık? Dava açılmış mıydı, açılmamış mıydı? Onlar görevlerinden alınmış, cezaevine atılmışlar mıydı, atılmamışlar mıydı? Bakın bu çifte standartlar var. Tekrar söylüyorum. Tekirdağ'da bir yavrumuz 2 yaşında cinsel istismardan hayatını kaybetti ya. Bundan daha ağır bir şey var mı? Peki herhangi bir kamu görevlisi, ya Cumhurbaşkanı sordu mu? Biz bu sosyal hizmetler elemanlarına niye maaş veriyoruz? Niye bunları çalıştırıyoruz? Niye görmediler? Niye fark etmediler? Bu yavru hiç Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerinde muayene olmadı mı? Niye takip edilmedi? Neden bunu yakalamadık? Hadi demedi, sormadı. Peki ya Allah aşkına bir tane kamu görevlisi de ben en azından vicdanen rahatsızım ya, istifa ediyorum dedi mi? Demedi. Devlet bu konuda bir şey yaptı mı? Yapmadı mı? Bakın bu ciddi bir çifte standart. Eğer bu söylediklerim Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin alanı olsaydı, ama inanın Cumhurbaşkanı da çok şeyi söyleyecekti, Adalet Bakanı da hemen harekete geçecekti ve biz bugün iddianameler, savcılık soruşturmaları, her şeyi görecektik. Şimdi bakın, iktidardaysa, iktidar yakınıysanız yargı size farklı davranıyor.
Muhalif biliniyorsanız yargıda, devlette size farklı davranıyor. Soruşturmalara geliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden örnek veriyorum. Önceki 5 yılda, yani Ekrem İmamoğlu'ndan önceki 5 yılda açılan soruşturma ve inceleme sayısı 140. Peki Ekrem İmamoğlu'ndan sonra açılan soruşturma sayısı, inceleme sayısı 1050 olsun. Bakın buna da bir şey demiyorum. Başka bir örnek vereyim. 2019 ile 2023 başı aralığını söylüyorum. AK Partili belediye sayısı 575. Kayyum belediyelerini de koyarsanız 600'ü aşıyor. CHP'li belediye sayısı 212. 3 katı. Peki araştırma, soruşturma, incelemelere bakınız. Her 100 soruşturma, araştırma, incelemenin 41'i CHP'li belediyeler, 34'ü AK Partili belediyeler. Yani siz diyorsunuz ki çok, bakın, net bir çift standart var. Özgür Özel ya, diyor ki CHP'li İstanbul belediyelere oy verenleri başkanı cezalandırmak temel amaç. Burada diyor hatta bakanlıklara CHP'li belediyelerde bir suç bulun, bulamıyorsanız bir suç uydurun talimatı verildiğini de biliyoruz diyor Özgür Özel. Yani siz diyorsunuz ki burada temel amaç aslında cezalandırmak. Bütün mesele şimdi, bu. Siyaseten okuma yapıyorsunuz. Ben şunu söylüyorum, hayır. Devlet de, yargı da olaya siyasal bakıyor. Ve bunu da toplum görüyor. Ben size söyleyeyim. O da işin bir tarafı. Çok somut, yine örnek vereceğim. Çifte standart var. Yani eski İçişleri Bakanı Ekrem İmamoğlu'na ahmak diyor. Onun hakkında da dava açılıyor. Ne bir tazminat davası açılıyor, ne de hakkında bir fezleke düzenleniyor. Ekrem İmamoğlu da 2 yıl, 7 ay, 15 gün hapse mahkum ediliyor. Şimdi yani yargı burada adil mi? Bakın resen harekete geçti savcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bu kutlamalarla ilgili. Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30-40 tane dosyayı konuştu. Bir tanesini söylüyorum. Defalarca yazıldı, çizildi. Vatan Caddesi'nde bir arsa, yeşil alan, belediyenin arsası, bir şirkete satılıyor. Bedavaya. Sonra belediye meclisi bu arsanın niteliğini değiştiriyor, ticaret alanı yapıyor. Arsa bir değerleniyor, aklınız durur. Sonra bu arsayı ne hikmetse yine belediye, bakın 16 milyon dolara satmıştı, 116 milyon dolara geri alıyor. Sonra orayı yine yeşil alan yapıyor. 100 milyon dolar gitmiş. Bunlar hep yazıldı, çizildi. Ya Allah aşkına bir tane resen harekete geçen savcı görmedik. Hatta suç duyuruları yapıldı, görmedik. Bakın Hülya Hanım, gerçekten çifte standart var. Size bir şey söyleyeceğim. Mobbing uygulanıyor. CHP'li belediyeleri, yargı eliyle, nasıl biliyor musunuz? Bunun devletten kaynaklandığını düşünüyorum. Şöyle, mesela savcı yazı yazıyor mali şubeye. Diyor ki git diyor CHP'li belediyeden şu evrakları al getir. Doğrudan CHP'li belediye belediyeye yazabilir. O da kamu kurumu. Hayır. Ama ne istiyor? Mali şube polisleri sabahın köründe bassın, oradan evrak alsın. Buna gerek yok. Bakın devletin böyle davranmasına, böyle cebelit davranmasına gerek yok. Bu da bir kamu kurumu. İstersin o belgeleri, o belgeler size hemen gelir. Zaten saklanması mümkün değil. Bu tablo karşısında herkes elini vicdanına koysun. Yargı gerçekten sadece gerektiği için mi hareket ediyor? Yoksa siyasal bir karar... Ya basit örnek vereceğim. Demin konuştuk. Aynı şeyi söylüyorum Hülya Hanım. Herkes elini vicdanına koysun. Sayın Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili söylediği ya da açılımla ilgili söylediği sözleri o gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel söylemiş olsaydı, bu ülkenin yargısı yine susacak mıydı? Yoksa fezlekeler hazır ve bugün Özgür Özel'in dokunulmazlığı genel başkan olsa bile kalkmış mıydı, kalkmamış mıydı? Tamam, bir dakika. Bakın bu bir çifte dakika. Standart olduğu sürece bu konularda toplumun ikna olması mümkün değil. Ve üzgünüm Hülya Hanım, bugün Adalet Bakanı bir konuşma yaptı. Türkiye hukuk devleti, hukuk güvenliğinde sürekli geriye düşüyor. Yani 117. sıralarda. Kendisinin söylediği gibi pek çok ülkeden gerçekten adını anmaktan utanacağım şekilde Türkiye geride. Diyor ki ya
Onu yapan şirket diyor, dernek diyor, Amerika Baro Başkanı tarafından kurulmuş. Baro Başkanı, ama bu dernek dünyada bu konuda kabul edilen bir dernektir. Siz kimi kabul ediyorsunuz o zaman? Yargı arka bahçe şimdi olamaz. Şimdi Adalet Bakanı bir taraftan tabii yani, da dur. FETÖ'nün şükrü, arka bahçesi dur, yapanlar şükrü, yargının evet. kendi arka bahçesi evet. olabileceğini de düşünün. Tamam. Yani bu Hülya. Evet. Evet. Bakın bu çifte standart ve yargı ile ilgili bu algı sürekli olarak Türkiye'nin yargı güvenliği konusunda gerileyen bir ülke olması ister istemez açılan bu soruşturmaları, açılan bu incelemeleri devletin CHP'li belediyelere kıskaç operasyon olarak görülüyor. İşte peki. aynen. Çok teşekkür ediyorum. Siz nasıl seçimi kazanırsınız? Tamam. Konuşacağız. Olmuyor böyle. Toplum ya bütün bunu kabul mesele etmiyor. Aslında bir kere bu çifte standart bitmiş olsa inanın daha inandırıcı olur. Peki. Yaşar Hacı Salihoğlu, bu bir çifte standart mı bir? İkincisi, Şükrü Küçükşahin'in eleştirisinin altında yatan temel mesele biraz da aslında hem Ankara'nın hem de İstanbul'un iki dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde olmasını aslında iktidar bir şekilde hazmedemiyor bence demeye getiriyor. Hani bildiğim için de doğru mu Şükrü? Yani doğru mu bir okuma yaptım bilmiyorum. Yani siyaseten bir okuma yapıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da diyor ki burada haksızca yani, üzerimize geliyorlar. Kabullenemediklerini görüyoruz zaten. Yani, burada haksızca üzerimize geliyorlar şeklindeki cümleleri sarf ederseniz diyor demek ki. Gizlediğiniz bir şey mi var acaba der kamuoyu diyor. Kesinlikle yani telaşa da gerek yok aslında diyor. Ama Şükrü Küçükşahin de şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki çok net ve çok açık bir şekilde bir mobbing uygulanıyor diyor CHP'li belediyelere. Temel motivasyon burada yani gerçekten benim, konserler bu pahalı. Benim ne tarzım mı, yoksa ne ilmim buna müsaade eder. Böyle genelleyici cümlelerle falan. Buyurun. Dosya bazlı konuşacaksınız. Buyurun. Çifte standart kabul edilebilir bir şey mi? Asla. Hukuk herkes için eşittir. Kesinlikle. Koyarsınız müşahhas bir örneği. İşte belgeleriyle dersiniz. Diğerini de koyarsınız. Peki soru şudur. Söyledim. Bilmiyorum. Söyledim bakalım, hocam. Bakalım ne çıkacak bilmiyorum. Bu birincisi, belgelerde buradaki hocam dört. Siz AK Parti'nin özellikle hepsi ayırmıyoruz. Hem AK Parti hem CHP diyorsunuz ki kategorize etmeden. Ayrıca bunlar niye dolar bazından verilmiş, o da bana tuhaf geliyor. Bunun girdileri TL mi dolar mı? Bu dolar değil mi Erdem? Tamam dolar verilmiş de yani. Küçük Şahin dolar değil mi? Dolar. Dolar olarak verilmesi ekonomik anlamda daha mantıklı. Ama ne yani? Ama dolar, korkunç dolar. Rakamlar yani değil mi? Yok. Tabii canım yani. Bu kadar değer kaybetti bir yerde anlamı mı var? Olmaz. Konuşuruz yani toplam bütçe içerisindeki oranlarına da bakmak lazım da hocamı şimdi çok yüksek tabii. etkinliklere. Şimdi yani bu harcama iki şey önce ilk akla gelir. Sonuçta belediyeler kamu bütçesi kullanan, kamunun sorumluluğu ve bir anlamda yükümlülüğü altında. Peki. Birincisi harcama fazlalığı. İkincisi de o harcamanın haksız kazanca yol açıp açmaması. Yani usulsüzlüğü. Birincisi bir tercih olabilir. Ama sizin bütçenizde bütçe kalemleridir, önceliklerdir. Burada neye göre bunu belirlediğinizdir. Usulsüzlükler tabii çok daha farklı bir boyut kazandırır hiç kuşkusuz. Şimdi bir gerçeğin altını çizelim. O yüzden sürekli sen onu yapmıştın, ben bunu yaptım, ben yaptım, sen onu yaptığına dönüşüyor. Bir gerçek var. O da belediyelerimizin daha çok siyasetin finansman kaynağı gibi görüldüğüdür. Bu bir gerçek. Hangi parti olursa olsun. Burası bir istihdam havuzu gibi görülür. Burası mutlak surette siyaseten beklenti neyse finansman açısından, kullanılması açısından bir odaktır. Bak bunu burada genel cümle kurarım. Ama bunu böyle görülür ama hepsi böyle mi yapar? Buna direnenler, buna asla izin vermeyenler, belediyesini borçlu değil artıyla kapatıp teslim edenler yok mudur? Vardır. O açıdan bu genelleyici ifadelerden kaçınırım. Peki soru şu. Bu söylediğim şeyler
şayet oluyorsa. Gürkan Bey dedi ya, bir mağduriyet çıkar. Ya şayet oluyorsa? Bu nasıl bir şey? Yani ne yapılırsa mağduriyet çıkmaz. Dokunulmasın, bakılmasın. Bak bunu ayırmıyorum bütün particiler. Yani bugün iktidardakiler ya da muhalefettekiler yer değiştirmiş olsa da bu geçerlidir onun için. Bu biraz siyasetimizde böyle bir yere doğru gidiyor. Birisi bir öne çıkmaya başladığı zaman onunla ilgili hocam, bir... yargı adil davransın, delil çıkarsın, kimse itiraz etmez. Onunla ilgili bir problem ortaya çıktığı zaman... Kimse itiraz henüz etmez. Daha ilk adımında, ya buna bir bakalım dendiği andan itibaren siyaseten bir çıta konuyor. Bu mağduriyet üretir. Ben de aynı şeyi söylüyorum, yeri geliyor. Evet, bu mağduriyet üretir. Nasıl çıkacağız bu açmazdan? Akı karaydan nasıl ayıracağız? Demokrasiyi güçlendirerek... Tamam, onu güçlendiririz. O genel bir şey. Yargı kurumlarına olan güveni... Tamam, onu da yaparız. Dolayısıyla da... Gene aşamazsınız onu. Hayır, gene aşamazsınız. Siyaset bunu kullanıyor. Sıkıntı o tamam. Zaten. Hani sıkışıyor adam, Atatürk maskesi takıyor. Al mı? Hırsızın önde gideni. Tamam. Bu onun gibi. Ve bu hoş görülmeye başlıyor bir süre sonra. Siz dediniz ya, kamplaşma, kutuplaşma. Herkes kendi mahallesinin öbürünün aslında maskesini de kabul ediyor artık. Kabul eder hale geliyor. Bu çok kötü bir şey. Ya maskeli bu adam. Hocam sadece Atatürk maskesi mi takanlar var? Din maskesi takan da var. Hocam sadece Atatürk maskesi takan din var. Din maskesi takan da var. Ses milliyetçilik maskesi takan verdi. Da var. Şimdi oldu. Hepsi var. Şimdi oldu. Ses geç gidince çünkü kütük hepsi var, hepsi. Tamam. Öyle şey olur mu? Hepsinin istismarı var. Bütün değerlerimizin. Tarihi değerlerimizin. Yani Yaşar Hoca hatta din maskesi takanları da tamam. Çok daha tabii. Çok eleştirir. Yani evet. Aksine ama bir şey dedi Şükrü Küçük Şahin, ben onu size sormak isterim. Dedi ki bir kere zamanlama önemli. İkincisi bu hazım meselesi var. Aslında bir diğer taraftan da İBB'nin ve aynı zamanda ABB'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iki dönemde Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nde olması. Evet. Üçüncüsü aslında bu müfettiş yollama meselesi, bu yolsuzluk üzerinden biraz itibar suikastı, yani itibarı zedeleme meselesi var diyor. Mobbing diyor mesela. Mesela bu Ankara... bir operasyon yapıldığını ima ADD ediyor. Biraz diyelim da hem ona. Yargı eline ama siyaseten diyor. ABB. ADD'dir. Hayır. Tüm partilere Ankara standart Sayıştay denetimi zaten yapılıyor. Tabii. Ankara Büyükşehir yani Belediyesi'nde ilk ortaya çıktı değil mi bu konser meselesi? Yok. Şükrü Küçük Şahin bir şey diyor. Ne diyor? Yok, Gürkan Bey galiba. Ses geç gidiyor ya. Buyurun Şükrü Küçük Şahin. Hayır. Birbirleriyle konuşuyor. Standart Sayıştay denetimi AK Parti döneminde yok. Yoktu. AK Parti döneminde yok diyor Gürkan öyle. Bey. Keşke hocam, olsa. Şirketlere bütün kadar tamamında yapılıyor şekilde, hocam. Bütün belediyelere bu şekilde hocam, gidilse hiç sorun tek yok tek taraftan zaten. Bakarsanız tek taraftan. Gürkan ben, Hoca emin olabilirsin. Hocam belediyelere danışmanlık İnanın, yapan birisi olarak söylüyorum. Şirketlere ya. De dahil. Bütün AK Partili belediyeler de dahil. Hatta MHP'ler belediyeler de dahil. Tamamına denetim yapılıyor. Standart denetimin dışında da denetimler yapılıyor. Buna böyle bakmanız lazım. Gürkan Hoca, birinde şu kadar hiçbir şey bulunmuyor, birinde bu kadar. Ya bulunmuyor her, ayrı bir şey, yapılmıyor ne, olmaz. O kanunen olmaz. Elinizde belge varsa... Ya şöyle, soruşturulmasında bir o. Sorun mu var? Bütün belediyeler bence hoca, soruşturulsun oradan verdim, bakalım. Yaşar Hocam, tabii, yani, kesinlikle, Yaşar Hocam kesinlikle, rakamları kesinlikle. Verdim. Sayıştay denetiminden hiçbir kurum muaf olamaz. Ha onu diyebilirsiniz ki öbürünün Sayıştay raporunda şöyleydi, bununkinde böyleydi. Onu bilmiyorum. Adaletli bakmak yapılsın lazım. Diyor Şükrü. Tamam işte ona bakmak lazım. Onu bilmiyorum. Hakikaten kayırılmış mı? Bak yine burada genel bir cümle kurma. Tamam şimdi şeyi söylüyordum tam yarım kaldı. Yaşar Hocam. Efendim. Yaşar Hocam bakın bilerek söylüyorum. Yaşar Hoca. Buyurun. Yaşar Hocam bilerek söylüyorum. Hı-hı. Yaşar Hocam bilerek söylüyorum. Buyurun. Doğru örnek veriyorum. Evet. Yaşar Hocam, belediyenin sosyal tesislerinde bir uygulama var. Ha. 20 yıldır. Hı hı. O uygulama yapılıyor. 20 yıl hiç Sayıştay görmemiş bunu. 2019'dan sonra geldi dedi ki bir indirimle ilgili bir şey. Hayır dedi, bu Sayıştay kanuna aykırı. Niyeyse 20 yıldır görmediği uygulamayı 2019'dan sonra gördü. Böyle hocam onlarca, yüzlerce örnek sayarız. Şükrü Bey, performans programları var. Stratejik planlama kapsamında.
bu performans programlarına diğer belediyenin meclis üyeleri de, parti gözetmesin meclis üyeleri de buna katılım sağlıyor. O onayla geçiyor. Bu Ankara Büyükşehir Belediyesi için de geçerli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de geçerli. Bundan önceki süreçlerde eğer AK Parti belediyelerde ya da MHP'li belediyelerde bir sorun var ise bu CHP'nin oylarıyla geçmiş bir süreçtir. Performans programlarını incelemeniz gerekir. Eğer burada performans programlarında bir sorun yoksa bu bütçeler zaten yıl sonlarında geçiş sağlanıyor. Her yıl bu denetimden tabi olarak geçiliyor hocam. Evet. Gürkan hocam biz başka bir şey konuşuyoruz. Biz soruşturma, araştırma, inceleme, sayıştay. Tamam. Diğer konularıma da döneceğim. Ben Mustafa Bey'e geçeceğim. Mustafa hocama ardından bitirsin. Yaşar hocam bitirsin. Müsaade. Tamam. Yaşar hocam bitirsin. Yaşar hocam bitirsin. Şimdi burada somut tartışma meselesi Ankara'dan başladı değil mi bu konser meselesi? Ankara. Şimdi onu haberleştiren, yaygınlaştıran şöyle bir bakıldığında aslında yine bir muhalif etiketli bir isim vermeyelim ama diyorsunuz ki İstanbul tabii. Büyükşehir Belediye Başkanı'na daha yakın bir haber sitesi mi demek istediniz? Anlamadım. Ya, o kime yakın bilmiyorum ama sonuçta hükümete yakın bir yer değil. Hı. Ama kime yakın onu bilmiyorum. Öyle bir bilgim yok. Yani o yönünü biliyorum sadece. Ardından da Sayın Mansur Yavaş sağlı sollu saldırıya uğradığını söylüyor. Şimdi sağ anladık da sol kim? 50 tane ankette hep ben birinciydim dediğinde ikinci kim, üçüncü kim? Kimi de geçmiş oluyorsunuz. Değil mi? 50 ankette birinci çıktığı tabii. Açıklaması. Aslında hemen orada dendi ya, geleceğim size zaten evet. O sorularla. Bitirsin Yaşar bu Hocam. Bu ister istemez. Acaba Ekrem İmamoğlu'nun tabii ister istemez, ister istemez. Bu evet. Parti içerisinde de bir zemin ve bir bu konuda önemli ölçüde de bir karşılıklı atışma zeminine döndü. Bu zaten yeni bir şey de değil. Epey bir zamandır vardı bu. Dolayısıyla işin bu yanı da var. Dolayısıyla bu kadar ortalıkta bu sürekli boyut kazandı. Açıklama yapacağım dedi. Sonra basın toplantısı düzenledi. Kendisi de ben ayrıca araştırıyorum dedi. Acaba o araştırmanın içinde bir başka boyutta bu bilgiler nereden sızdı? Kim tarafından belediyede böyle şeyler dışarıyla, medyayla paylaşılıyor. İşin o boyutu da vardır kuşkusuz. Sonuçta bir refleks o. O zaman hemen tabii. Geçeyim ben sizinle. Şöyle bir sorumu sorayım eğer siz de müsaade ederseniz. Evet. Çünkü niye? Öyle bir yere getirdi ki Yaşar Hoca aslında bir taraftan bakıldığında. Bu soruşturmalar, konser polemikleri, yapılan açıklamalar, iki belediye başkanını da zaten var olan aktör, çünkü Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında bir sonraki seçimde konuşulan iki aktör ikisi de. Bir iki aktörü de adaylık noktasında da bir taraftan konuşur olduk. Neden? Çünkü AK Partili Hamza da şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki bunu artık iki tarafta gizlemiyor. Alenen birbirlerine operasyon çekiyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi aslında onları kastederek bu ifadenin adresi de Ekrem İmamoğlu'dur. Bunu da görmemek mümkün değil. Son zamanlarda kapalı kapılar ardında gizli ve sinsice yapılan bir operasyon dedi. Ne dersiniz şimdi, yapılan açıklamalara? Şöyle, şimdi yani tabii akademisyen kimliğiyle biraz bu sorulara objektiflik açısından yaklaşmak gerektiğini olur. Düşünüyorum. Şimdi soruyu sorarken zaten referans verdiğimiz bir kişi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısı olunca doğal olarak orada bir subjektifliğe kayıyoruz. Mansur yani. Bey'in o zaman devamında size şunu sorayım. Çünkü evet. Yaşar Hoca söylediği için tekrarlamak tabii. istemedim. Sağlı sollu derken ya ne kastetti? Şimdi şöyle, tabii ki de sağlı sollu derken hem yelpazenin sağ tarafından da sol tarafından da. Ne taraf sol taraf? Sol taraf mesela şimdi şöyle yani şu şekilde cevap verebiliriz buna ama tabii asıl konudan da sapmayalım CHP'nin meselesini. Yok buna da cevap verin tabii. Hani işte. Ben de bu SGK belediye ile ilgili kısımlarla ilgili yorum yapmak istiyorum ama sadece şunu söyleyeyim. Bu sosyal medyada da görünen bir şey. Hükümeti destekleyenler daha sağ tarafta yer alıyor. Siyasal yelpazeye baktığımız zaman bu konumlandırma evrensel değerler üzerinden tamam. Yaptığımızda bir de daha sol olarak kendisini tanımlayan ve kendisini işte sağ siyasetle mesafeli koyan
Bu bağlamda da bir sonraki Cumhurbaşkanı, alternatif bir Cumhurbaşkanı adayı olarak da Sayın Mansur Yavaş'ın sağ siyasetten gelen bir isim olması sebebiyle bundan dolayı rahatsız olan bazı isimler var. Yani bu hiç anlamadım. Yok, anlamadım. Yok, şöyle soru net. Mansur Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine de mi bir mesaj vermek istedi buradan sizce? Bütün siyasal yelpaze olarak bunu değerlendirmek lazım. Onu demek istiyorum. Yani burada siyasi kurumlar olarak değil, vatandaş olarak sosyal medyaya baktığımız zaman hepimiz yorum yapıyoruz. Sosyal medyası olanlar ve siyasal kurumlarımıza göre yorumlar yapabiliriz. Sol, kendisini sol, uç sol olarak tanımlandıran bir kişi Mansur Yavaş isminden onun sağ siyasette olan bir isim olmasına rahatsız olabilir. Bir de bugün hükümete destek olan, daha uç sağlı olan bir isim de Mansur Bey'in merkez sağda konumlanmasına rahatsız olabilir ve buna göre sağlı sollu bir itirazlar gelebilir ya da bir saldırılar olabilir. Bu çok normaldir. Şimdi ama bunu CHP içerisinde, bakın bunlar fırsat bizim demokrasimizin gelişmesi için bu tartışmalar. Çünkü biz bu tartışmalar sayesinde aslında sistemin ne gibi aksaklıklarla aksaklıklar bulunduğunu görüyoruz sistemimizde. İlk soruyla ilgili söylemiştim. Tekrar söylemek istiyorum. En temel sorunumuz demokrasimizin gelişmemesi ve devletin bürokrasisinin ve yargısının bunların siyasallaşması. Çünkü demokratik bir devlette, demokratik bir rejimde yargı denetleme yapar. Kim adına? Millet adına yapar. Neden yapar? Örneğin kamu kaynakları usulüne, amacına uygun olarak kullanılıyor mu diye bir soru sorar. Peki burada, şimdi özür dilerim, interaktif olsun, sizinle tabii biraz uzun gidelim. Evet. Yargı burada kamu adına mı bir denetleme yapıyor sizce? Bir siyaset i̇şte bilimci olarak siyaset nasıl bir okum olarak ben gerçeklere bakarım. Nedir yani gerçekler? Benim temennim, bu ülkenin demokratik siyasal rejimin güçlenmesini isteyen bir akademisyen olarak temennim, millet adına kamu kaynaklarını kullanmakla yetkili olan kişilerin o kaynakları nasıl kullandığıyla ilgili sürekli olarak denetlenmesi. Çünkü asıl patron vatandaş, asıl patron biziz. Onlar bizim yetkilendirdiğimiz kişiler ve bizim paramızı harcıyorlar. Yani toplanan vergilerden gelen paraları harcıyorlar. Bu bütün kamu kurumunda çalışan, yetkililiği olan kişilerle ilgili bir durum. Ama gerçeklere bakmamız gerekiyor. Şimdi masumiyet karinesine göre burada hareket etmemiz gerekiyor. Sonuçta bunlar hep iddialar. Şimdi 2019 yılında Sayın Mansur Yavaş belediye başkanı seçildikten sonra Ekim 2017'de görevden alınan Sayın Melik Gökçek'le ilgili olarak bir suç duyurusunda bulundu. Sayın Melik Gökçek de 1984'e kadar giderdi belediye başkanlığı ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak toplamda 94'ten 2017'ye kadar toplamda 23 sene Ankara'yı yönetmiş olan bir kişi. Masumiyet karinesinin altını çiziyorum, bilmiyorum. Bunlar iddia. Ama şimdi ben bir akademisyen, bir vatandaş olarak şu soruyu soralım hepimiz. Neden Sayın Melik Gökçek'le ilgili herhangi bir soruşturma açılmıyor? Ve bir dokunulmazlığı yok. Belediye başkanı değil. Ve bir iddia var. Ki ben bir vatandaş olarak, yani benimle ilgili bir itham olsa ben gider bizzat kendim suç duyurusunda bulunurum. Benimle ilgili böyle bir iddia var. Ben aklanmak istiyorum. Çok şeffaf bir şekilde yargılanmak istiyorum. Benim herhangi bir şeyden herhangi bir problemim yoktur. Beni sorgulayın diye benim kendimin zaten burada bir ön alması gerekir. Şimdi hocam, bir de SGK konusu da var. Çok net biliyor musunuz olup olmadığını, onu söyleyeyim ama. SGK konusu da var. SGK ile ilgili... Biliyor musunuz olup olmadığını dedi Gürkan Bey. Yani basına yansıyan bir şey duymadım ben. Varsa burada hani bilgilenelim. Yani sonuçları da açıklansın. Çünkü burada önemli olan burada... Var olduğunu biliyorum çünkü. Tamam, de baştan dedim. Tamam. Önemli olan burada bu bilgilerin paylaşılması, konuşulması. Şimdi SGK ile ilgili olarak... Şimdi tabii şöyle bir şey oluyor. Yani siyasi konumlara göre yorumlar yapılınca böyle bir akademisyen hassasiyetleri, siz de böyle ya öyle demeyelim ama burada yanlı bir örnek seçimi var, bunu düzenleyelim deyince sanki karşı tarafın temsilcisi gibi bir konuma geliyorsunuz. Bu da benim için çok rahatsızlık verici bir durum açıkçası. Şimdi şöyle bir ifade de bulunmam gerekiyor. Şimdi SGK diyor ki aslında bu konu ne zaman gündeme geldi? Mayıs 2024'te bu konu gündeme geldi. Nisan 2024'te bu konu gündeme geldi. Çünkü... Sayın Cumhurbaşkanı o zaman dedi ki bu belediyelerin SGK borçları niye ödenmiyor? Bunlar ödensin. Tamam, doğru, ödensin. Ama şimdi ben SGK'ya vatandaş olarak, demokratik bir devlette yaşıyorsak, bilgi edinme hakkımız varsa, ben merak ediyorum. Türkiye'de 1398, yanlış hatırlamıyorsam, beldelerle beraber belediye var. Neden SGK
bütün beldelerle dahil bütün belediyelerin SGK prim borcunu açıklamıyor. Bu bir. Neden açıklamıyor? Niye ilk 5, ilk 10, ya ilk deniyor 20? Ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi açısından ya milyon dolarlardan bahsediliyor. Şimdi, ya burada mesela. Deniyor ki işte SGK'ya gelince para yok ama konserlere gelince para var denilen bir eleştiri çok, var ya. Şimdi ama burada işte anlıyorum ama. Ama bütün şimdi, partiler için bütün bu. Partiler için yapıyoruz. Etmeden. Hep Ankara İstanbul örneğinden devam ediyoruz ondan sonra. Şimdi şu soruyu sormak istiyorum. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin yine SGK'nın açıklaması gereken bir veri bu. Vatandaş olarak bizim bunu görmemiz lazım. Yıl ve yıl SGK'ya olan borçları ne kadardı? Bu bir. Yani bunu görmem lazım. 2014'te tabii. Ne kadardı? 2009'da şeffaf ne kadardı? Şeffaf olsun dediğiniz hepsini doğru. Hepsini görmemiz tabii, lazım. Tabii. Yani şu olsa katılırım. Mesela böyle bir veri paylaşılsın. 2019'da Sayın Mustafa Tuna vardı. Melik Gökçek'ten sonra o seçilmişti. 2019'a kadar örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ya da Mevlüt Uysal Kadir Topbaş'tan sonra işte Ekrem İmamoğlu seçilmeden önce 0 TL borçları vardı. Bugün bu Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu başkan olduktan sonra bu borçlar şu noktalara çıktı. O zaman zaten burada çok açık bir şekilde denir ki ya burada kötü bir yönetim var demek ki. Bak bunlar ödüyordu, burası niye ödemiyor diye. O yüzden yıllara göre verilmesi lazım bir. İkincisi yine çok önemli bir konu. Çalışan kişi sayısına göre prim borcunun verilmesi lazım metodolojik olarak. Şimdi Gürkan Bey de mesela istatistikle ilgilenen bir insan. Şimdi İstanbul'un nüfusuyla Bayburt'un nüfusu bir mi? Dolayısıyla burada metodolojik olarak çalışan kişi sayısına göre borcun belirlenmesi ve buna göre bütün beldeler de dahil olmak üzere iştirak çalıştıran belediyelerin tamamının SGK borçlarının açıklanması gerekir ki ben vatandaş olarak da şu değerlendirme yapabileyim. Ben seçeceğim tekrar ya da seçmeyeceğim. Diyeceğim ki aa bak benim belediyem SGK borçlarını düzenli bir şekilde ödüyormuş. Tebrik ederim belediye başkanımı. Bunu da diyebilmem için benim bilgiye ihtiyacım var. Alkışlamak için de iyi örnekleri görmek açısından da benim bu bilgiye ihtiyacım var. Hangimiz bugün biliyoruz herhangi bir belediyenin ne kadar borcu olduğunu şeffaflık, ya da herhangi bir kurumun SGK'ya olan çok borç. Çok belirleyici evet. Ve çok önemli. Şimdi SGK'ya şimdi, olan borç. Rakamlardan bahsettiniz. Bu milyon dolarlar. Nisan 2024 verileri var elimizde. Çünkü o zaman gündeme geldiği için. SGK'ya buradan çağrı yapalım. Yani bu bizim hakkımız. SGK'ya olan prim borcu toplamı 1 trilyon TL. Bu borcun 96 milyar TL'si belediyelere ait. Yani %10'u. %90'ı özel teşebbüsler. Kim bu özel teşebbüsler? Açıklayın. Kim sigorta primini ödemeden hala devam ediyor bu bir. İkincisi SGK yine kendini burada ihbar ediyor. Çünkü SGK'nın temel görevi o prim borcunu ödemeyenlere karşı yaptırım uygulamaktır. Siz onu tahsil edeceksiniz. Ne demek ödemiyor? Ödemiyorsa o zaman haciz yoluna gideceksiniz. Olmuyorsa o şirketin özel teşebbüsler için söylüyorum ya da belediye iştirakları için de sanırım yapabiliyor bunu. İflasını isteyeceksiniz. Neden istemiyorsunuz? Neden haciz koymuyorsunuz? Çünkü sebebi gene ilk baştaki şeye geliyor. Bürokrasi, siyasal. Eğer ki bu bugünün meselesi değil. Özal da aynı şeyi söyledi. Efendim Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hatay'la ilgili son seçimlerde benzer bir cümle kurdu. Geçmişte de var. Yerel yönetimler, merkezi yönetim aynı siyasi partide olursa daha iyi hizmet gider. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu şu demek. Yani biz aynı parti varsa burada hizmetler akar. Yoksa kapı daha açık olur, bu daha rahat çalışırsınız. Hep bir problem. Tabii hep bir problem. Ama böyle bir peki. Şey olabilir mi? Yani böyle bir yaklaşım böyle bir anlayış olabilir olmaz mi? Olamaz tabii evet. Ki de. Şimdi bir de hani tekrar zaman gelir mi o yüzden bilmiyorum da şunu da söyleyeyim. Kısaca şimdi alalım. Belediyenin evet. Bu paraları harcaması uygun mu, doğru mu? Şimdi orada arkanızda hani burada biz görünüyor 420 küsur etkinlik yapmış Ankara Büyükşehir Belediyesi. Adalet ve Kalkınma Parti dönemi orada işte Sayın Gökçe'nin son dönemi ve sonrasında da Mustafa Tuna dönemi birlikte. Şimdi orada mesela enteresan bir durum var. Birinde etkinlik başına düşen gelir çok daha fazla. Diğerinde daha az. Şimdi bu önemli bir veri. Mesela bunun soruşturulması gerekiyor.
Neden bu böyle? Yani İstanbul tanesi, için de mi öyle? Hayır, bu Ankara için İstanbul söylüyorum. İstanbul için de öyle mi? İstanbul baktınız için, mı siz İstanbul'a da siyaset İstanbul, bilimci İstanbul olarak verileri şurada sağ tarafta, orada evet. da bildiğim kadarıyla böyle. Ama hani Ankara'ya da bakıyorum şu anda, İstanbul'da da bakın sağ tarafta da. Aynı şekilde neden etkinlik başına daha fazla rakam çıkmış? Bunun teknik bir açıklaması olabilir. Etkinliklerin içeriklerini bilmiyoruz. Onu da söylemek istiyorum. Bir de tabii Cumhuriyet, hani bu son konser üzerinde de şunu söylemem gerekiyor. Cumhuriyet çok önemli bir bayram. Çünkü Cumhuriyet ne demek? Monarşik olmayan siyasal rejimlerdir. Tabii biz Cumhuriyetimizi tam anlamıyla demokrasiyle taçlandıramadık. Hala sorunlarımız devam ediyor. O ayrı bir konu. Ama bir Cumhuriyet olunca ne oldu? Biz insanlar, bu ülkenin, bu toplumun parçaları, sultanın, padişahın, yani teknik olarak bir tanım yapıyorum, tebaası olmaktan Cumhuriyet'in vatandaşı olduk. Yani biz patron olduk, vatandaş olduk biz. Bu kutlanır. Hele hele başkentte, Cumhuriyet'in ilan edildiği yerde de kutlanır. Ha, o sadece Cumhuriyet... Rakam olarak bayramı için değil, değil mi bu tabii, konserler? Yani, tabii, onu, o, evet, tabii, o hepsi, bütün hepsi için değil ama Cumhuriyet ayrı bir hassasiyettir ve aynı zamanda bütün, hani biz çok böyle bazen örnek olarak da veriyoruz, böyle milli hassasiyetleri çok kuvvetli olan ülkelerde ne büyük ne büyük kutlamalar yapılıyor biliyorsunuz. Bu da aynı zamanda toplumsal dayanışmanın da bir aracıdır bu tip milli bayramlar, dini bayramlar, bunlarda ortak böyle etkinlikler yapılması. Sayın İmamoğlu da özür dilerim dedi ya zaten dertleri başka ben biliyorum evet. falan demeye getirirken yani, herhalde hani bunu mu kastetti onu bilmiyorum. Kişiler üzerinde şey yapmak istemiyorum. Bir de şunu söyleyeyim, hani bu rakam peki son konser örneğinde işte ödenen rakamlar çok mu yüksek? Bu rakamlar ödenmeli miydi? Şimdi konser yapılmalı mı yapılmamalı ayrı bir tartışma konusu. Hani o tartışılır ama... Dediğim gibi Cumhuriyet Bayramı için bence yapılmalı. Çok daha güzel kutlamalar yapalım. O ayrı bir konu. Ama şeffaf çünkü toplumsal olsun. Dayanışmayı kutlanıyor. Ama tabii şeffaf ki de şeffaf olsun. Olsun. Bu ne kadar şeffaf kime olsun ve bütün belediyeler, işte, bütün belediyeler parti farkı gözetmeksizin burada bir değerlendirme yapılsın. Şimdi şu önemli. Şimdi bir tane bir kural vardır bireylerin yaşamında. Bakın hayata bir kere geliyoruz ve hepimizin bu dünyada iyi yaşama hakkı var. 50-30-20 kuralı vardır. Bir kişi parasının, gelirinin 50 ideal olanı söylüyorum. 50 lirasını sabit harcamalar için harcamalıdır. Yani kira, fatura, mutfak giderleri gibi. 30 lirasını bireysel istekleri için, yani teknoloji bir ürün alabilir kendisine. Sosyalleşmek için harcayabilir. Kültür sanat faaliyeti için harcayabilir. 20 lirasını da geleceğine yönelik harcama yapması lazım. Mesela bir gençse evlilik planı yapıyorsa evlilik için para biriktirmesi gerekir. Ya da bir çalışansa emeklilik dönemi için para biriktirmesi, 20 lirasını koyması gerekir. Şimdi bugün Türkiye'de bizi izleyenler bunun takdirini versinler. Acaba kaç kişi Türkiye'de kazandığı paranın %30'unu, bırakın %30'unu, %5'ini, bırakın %1'ini kültür sanat faaliyetleri için ayırabiliyor? Kaç kişi acaba şu anda birey olarak düşünsünler, hane halkı değil, birey olarak düşünsünler, kendi paralarıyla, kendi kazandıklarıyla temel harcamalarını karşılayabiliyorlar. Şimdi bu açıdan baktığımızda, sıyosu olarak bu bilgiyi vermem gerekiyor. Tabii, hani gerekli mi diye. Burada bir boşluğu devlet kurumları, merkezi yerel kapatabilir ve mesela harcama yüksek rakam gibi görünüyor ama şu anlamda şurada söylemem gerekiyor. Usulsüzlük varsa tabii ki de bunlar denetlenecek. Fakat rakam Mansur Yavaş'ın açıkladığı rakam 67 aylık bütçesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 127 milyar 844 milyon. Kültür sanat faaliyetleri için harcanan para, ayrılan şu görmüş olduğunuz o bütün 67 ay boyunca harcanan para 1000 liranın 6 lirası. Binde 6. Hani zannetmeyelim ki ya belediyenin bütün paraları işte Ebru Gündeş'e verilmiş, yok şu şirkete verilmiş. Siyasetin finansmanı ile ilgili hocam çok önemli bir şey söyledi. Siyasetin finansmanı çok temel bir problem. Bir siyaset bilimci olarak çok dert ettiğim bir konu. Yüksek ve harcamalar. Burada çok bunlar. Önemli bir konu. Tabii. Siyasi ahlak yasası evet. neden çıkmıyor? Bugün istesin meclis, bugün çıkartır. Siyasi ahlak yasasının da mutlaka çıkması gerekiyor. Denetleme mekanizmalarının tüm kamu kurumları için herhangi bir çifte standart olmadan millet adına kamu kaynaklarını düzgün bir şekilde kullanıp kullanmadığı amacına yönelik olarak yapılması gerekiyor. Bunlar herhangi bir siyasi grubun sopası gibi kullanılmaması hocam, gerekiyor. Hocam o zaman ilçe başkanı bulamazsınız hocam. İşte böyle bir yer tabii yani öyle bir cevap verilmişti evet.
Öyle söylenmişti. Peki. Yanlış ya, tabii. Tamam, sizin ben anladığım bir siyasetçi, evet, siyaset bilimci olarak isim vermeden, yani çok böyle hani daha akademik açıklamalar yapıyorsunuz ama diyorsunuz ki yani bir kere Şükrü Küçükşahin'in söylediklerini aslında daha anlaşılır söyledikleri akademik dille açıkladınız yani bir taraftan bakıldığında. Ama burada yani hukuk önemli. Kategorize edilmek istemem. Tabii. Yani yok, ben yani sadece hani elimde bazı doneler var. Bu donelere göre yorum yapıyorum. Aynen. Yani hem İBB hani için hem evet, Ankara Büyükşehir evet, Belediyesi hı-hı, açısından bakıldığında. Tabii tabii. Ama şöyle ben Seren Selvin Korkmaz'la konuşmak isterim. Kendisi de bir siyaset bilimci. Bütün bu tartışmalara nasıl bakıyor onu bilmiyorum ama Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamalar bir tarafta. Bir diğer taraftan Mansur Yavaş'ın 50 ankette birinci çıktığını açıklaması aslında Cumhuriyet Halk Partisi içinden bakıldığında biraz nasıl okunur ya da biraz böyle dışarıya çıktığınızda hem Sayın İmamoğlu hem Sayın Yavaş arasındaki o rekabet ve yarış bir taraftan bu konser ve soruşturmalar da bunu iyice başlattı mı diye okunabilir. Birkaç başlık çıkabilir. Sayın Hamza Dağ'ın, Sayın Erdoğan'ın açıklamaları keza. Bir siyaset bilimci olarak nereden bakıyorsunuz bu meseleye? Buyurun. Hülya Hanım, ben biraz daha düz konuşacağım. Aslında tüm konukların çok değerli tespitleri oldu. Katıldığım, katılmadığım. Onlara kısaca değinip sizin sorunuza da cevap vereceğim. Açıkçası bu CHP'nin, özellikle CHP'li belediyelerin yaptığı kültürel etkinlikler, konser harcamaları konusunda biraz farklı düşünüyorum. Ama Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına gelince bunun son dönemde icat edilen bir husus olmadığını, yani bir algı yönetimiyle ilişkili bir mesele olmadığının altını çizmek isterim. Şükrü Bey de belirtti. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili belediyeler özellikle bu 2019 seçim zaferleri sonrasında, yani ülkede önemli büyük şehirleri aldıktan sonra bu konuda iktidar politikasına da eleştiri olarak Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutluyorlar. Açıkçası Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladık. Bunun ben de coşkuyla ülkemizin her yerinde kutlanması gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan bütün belediyelerin, bütün kamu kurumlarının harcamalarının, hizmetlerinin kesinlikle şeffaf olması. Tabii. Bunların iyi denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu çok önemli. Diğer konuklar da ifade ettiler bunu. Bakın bizlerin vatandaş olarak zaten en çok sorun yaşadığımız şey bu bilgi kaynaklarına erişemiyor oluşumuz. Burada bir şeffaflık olması gerekiyor, bir denetlenme olması gerekiyor. Bu harcamalar eğer gerçekten fuzuli bir şekilde yapılmışsa bunların denetlenmesi gerekiyor. Ama ben de altını çizmek isterim ki bunun hem iktidar belediyelerine hem de Cumhuriyet Halk Partili veya diğer muhalif belediyelere eşit bir şekilde uygulanması lazım. Zaten problem burada ortaya çıkıyor. Hani süreç hukuki değil, siyasi diyoruz ya, hukuka dair, yani sürecin düzgün işletilemediğine dair bu kadar şüphe oluştuğu için süreç siyasi demek hem kolay oluyor, yani bu iktidar açısından da bir problem, hem de meşru oluyor. Dolayısıyla burada aslında sürecin bir şekilde şeffaf ve eşit yürütülmesi lazım. 2024 yerel seçimlerinin hemen öncesinde belediyelerin borçları açıklanmıştı. Yani AK Partili büyükşehir belediyeleri el değiştirmeden bu listede ilk ona AK Partili büyükşehir belediyeleri ve kayyum atanan belediyeler, yani kayyumla 2-3 yıl boyunca yönetilen belediyeler, onların iştirakleri girmişti. Dolayısıyla belediye borçları sorgulanırken aslında devralınan borçlar, öte yandan iktidara mensup belediyelerin borçları, bunların da hesaba katılarak değerlendirilmesi lazım. Eğlence meselesine gelince, dünyanın biz de araştırmalar yapıyoruz, derinlemesine görüşmeler yapıyoruz. Burada biraz farklı düşünüyorum. Nedir? Şimdi böyle bir ekonomik kriz ortamında şu beklenir, muhtemelen iktidarın da beklentisi o. Bu kadar dar boğaz varken belediyeler fuzuli harcama yapıyorlar. Bakın konserlere para veriyorlar. Fakat şöyle bir gerçek var ki, bakın insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta çok zorlanıyorlar. Fakat insanların yoksul olması, temel ihtiyaçlarını karşılayamaması onların bir eğlence ihtiyacı olmadığı anlamına gelmiyor. Üstelik eğlence, yani çocuklarını alıp bir ailenin hafta sonu bir sergiye gidebilmesi, bir konsere gidebilmesi, gençlerin bu sosyal aktivitelerden yararlanması gerçekten bir ihtiyaç. Özellikle
son yerel seçimlerde gençlerin, hem ailesi AK Parti ve MHP'ye oy veren gençlerin, hem daha genel anlamda gençlerin Cumhuriyet Halk Partili belediyelere oy verdiklerini gördük. Bunun arkasındaki sebepleri araştırdığımızda bu tarz sosyal etkinliklerin, belediyelerin sağladığı sosyal etkinliklerin aynı zamanda da örneğin ucuz çay kahve, ders alanları, sosyalleşebilecekleri alanların çok kritik bir etken olduğunu düşündük. Ve bu gençlerle yaptığımız derinlemesine görüşmelerde Hülya Hanım, ya eğlencede bizim ihtiyacımız, bizim çok ihtiyacımız var ifadelerini duymak mümkün. O yüzden aslında bu milletin eğlenceye de ihtiyacı var. Bu milletin kültürel, sanatsal aktivitelere de ihtiyacı var. Örneğin kamusallaştırılan alanların kültür sanat faaliyetlerine açılması, bunların ücretsiz olması ve buradan sadece işte toplumun elit ya da zengin görülen kesimlerin, hani bunu tırnak içinde söylüyorum, faydalanmaması, herkesin ücretsiz bir şekilde yararlanması bir haktır. O yüzden ben bu tarz girişimlerin, hele de böyle bir ekonomik kriz döneminde tam olarak CHP'li belediyeler açısından ters tepeceğini düşünmüyorum. İnsanların ihtiyacı olan bir mesele. Ama her belediye içinde ekstra bir harcama varsa bunun muhakkak ki sorgulanması gerekiyor. Size bir şey soracağım Serra Hanım. Yani bir taraftan da bakıldığında bu iki ismin, Sayın İmamoğlu'nun ve Sayın Yavaş'ın öne çıkmasını, ya siyaset bilimcisisiniz, yani siyaseten şöyle bir çözümleme yapmanızı istiyorum. Şöyle de yorumlar yapılıyor. Ya bu iki isim ya da Cumhuriyet Halk Partisi iki dönemdir, işte Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, değil mi? Yani bu seçimde de, son seçimde de, yani birçok yerde iyi belediyecilik yaptıkları için ya da başka bir şey, bilmiyorum. Hani Türkiye kutuplaştığı için, belki de ortadan ikiye ayrıldığı için, yarıldığı için. Yani onu bilmiyorum. Çünkü Mustafa Bey de herhalde katılır. Çok, çok önemli. Yani siyaseten de bir okuma yapıldığında. Bütün meseleyi şöyle okuyorlar, yani eleştirenler. Ya biz biliyoruz bunun ne için olduğunu. İşte bir talimat verilmiş. Biz biliyoruz işte, hani hazmedemiyorlar deniyor mesela. Şükrü Küçükşahin aslında. Buradan bir okuma yaptığınızda bütün bu mesele bu iki belediye başkanı açısından bir mağduriyet mi yaratır, yoksa bir itibar kaybı mıdır aslında? Hülya Hanım, öncelikle aslında şöyle bir yorum yapmak isterim. AK Parti Türkiye'de iyi belediyecilik yapan bir siyasal parti olarak ön plana çıkmıştı ve bu süreçte, yani 2019 seçimlerine kadar, Cumhuriyet Halk Partisi de iyi belediyecilik yapamayan bir parti olarak hem böyle toplumda kabul ediliyordu, hem de bir takım yani toplumsal söylemlerde, siyasilerin söylemlerinde bunları çok net bir şekilde gözlemliyordu. Halkın teveccühü de öyleydi ama zaten. O yüzden hani araştırmalarda görülen de buydu. 2019 seçimlerinin ardından bu tablo değişti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bugün İyi belediyecilik yapan bir parti olarak anılıyor. İyi örnekler, yani toplum tarafından teveccüh görülen iyi örnekler, özellikle kent lokantaları başta olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından öne çıkarılıyor. AK Parti'nin örneği Sayın Fatma Şahin dışında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi dışındaki örnekleri oldukça geride kalmış durumda. Dolayısıyla bunu bir siyasal yarış olarak kabul edersek, belediyecilik hususunda bir siyasal yarışta CHP'nin önde götürdüğünü gözlemleyebiliriz. Ve 2024 seçimlerinin ardından da belediyelere olan baskıların hukuki düzeyde, mali düzeyde arttığını gözlemleyebiliyoruz. Ve kamuoyunda oluşan soru işareti ise bunların adil yürütülmediği. Peki sizin sorunuz, bu bir mağduriyet yaratır mı? Türkiye'de seçilmişlere yönelik baskılar, seçilmişlere yönelik yargı yoluyla veya askeri vesayet yoluyla yapılan bütün baskılar Türkiye siyasal tarihinde ters tepmiştir. Toplum seçmiş olduğu kişileri yeniden o baskı ortadan kalktığında göreve getirmiştir. 2019'da tekrarlanan seçimlerde çok açık görülmüştür ki bu Ekrem İmamoğlu için hem önemli bir mağduriyet alanı olmuştur, hem de daha fazla, daha yüksek oyla seçilmesini sağlamıştır. Yeniden mesela kayyum atanan belediyelerde de aynı hikaye gözlemleniyor. Yani o belediyelerde aynı parti yeniden hemen hemen, hatta daha yüksek oy oranlarıyla seçildi. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Kaybedilen seçimleri
yargı yoluyla, bir çeşit farklı baskılar yoluyla ele almak toplumda sizin teveccüh göreceğiniz, kazanacağınız anlamına gelmiyor ve ben bu sürecin özellikle kamuoyu anketlerinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarışabilen iki önemli isim Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ı daha da siyasete ittiğini, onları genel siyasete ittiğini, genel siyaset hususunda demeç veren ve daha ön plana çıkaran aktörler olarak gündeme getirdiğini düşünüyorum. Burada amaç belki de bu aktörlerin gündeme çıkarılması ve ikisinin daha çok çarpışan fikirlerinin gündeme getirilmesidir. Belki de tamamen planda olmayan bir hesaptır. Burada da zaten farklı yorumlar. Bir dakika, evet, o zaman çok teşekkür ediyorum. Öyle mi sizce de daha çok gündeme getirmek Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ı aktör olarak onları daha çok ortaya çıkarmak demek aslında bir diğer taraftan da bir yarışı başlatmak ama kendi içlerinde de bir yarışı başlatmak demek. Yani var olan aslında daha önce konuştuğumuz Şükrü Küçükşahin ve Yaşar Acısaylıoğlu çok iyi bilir. Yıllarca burada yayın yaparken özellikle son iki yıl altılı masayı da hep konuştuk. Aslında CHP'nin içinde küçük bir altılı değil, üçlü masa mı oluşturmak? Valla sevgili Hülya, kimsenin bir şey yapmaya ihtiyacı yok CHP için. Kendileri yetiyor birbirlerine. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Önceki genel başkan. Niye çekilmiyor bir kenara? Niye demiyor ki? Evet, niye demiyor ki bunların hepsi benim takımım, A takımımdı. Hepsini ben siyasete kazandırdım. Ben onları tanıttım. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere. Hangi genel başkan için diyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu için. Kemal Bey için. Ben de dedim ki Özgür Özel ne alaka? Mesela o niye demiyor? Evet. O bile bir pozisyon alıyor. Son dönemde yeniden bir kurultay lafları duyuluyor. Bunları kim üretiyor? 81 il başkanı bir genelgeye yayınlamak zorunda hissediyor kendini. Sayın hocam merak ediyorum. Hani öğrenmek için çünkü siyasi tarihinde böyle zaten kendi isteğiyle ben artık çekiliyorum diyen var. Siyasi tarihimizde var. Erdal İnönü mü? Sayın Erdal İnönü. Yani kendi isteğiyle ben çekiliyorum artık. Diye. Çok seçim kaybederek çekilen çok. Başarılı oldukça devam eden çok. Belki az daha az belki ama o örneklerde çok. Çekilen, bu biraz ona bağlı da bir şey o kuşkusuz. Çok seçim kaybedip çekilen. Yani Kemal Bey çok seçim kaybetti ama koltuğunu kaybetmemeyi başardı. Çok seçim kaybetti. En son yerel seçimlere kadarki süreçte oldukça önemli. Ve yine kendisine en az 3 kez sorulduğunu ben sayarak hatırlıyorum. Tekrar düşünür müsünüz genel başkanlığı, delege isterse niye olmasın diyebildi. Ama bu da bir pozisyon üretiyor işte. Yani 2028'e giderken Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının kim olacağı, yani Ankara ile İstanbul arasında bir yarış olduğu, istediğiniz kadar üzerine örtmeye çalışın. Bu var, devam ediyor. Kariyer planlamaları devreye giriyor. Yine diyoruz ki bu enerji kaybına yol açıyor. İstanbul gibi, Ankara gibi, hele İstanbul'un o kadar devasa aşılması gereken sorunları var. Deprem hazırlığı var. Ya bunlar da ortada. Ya bunları da söylemeyecek miyiz? Ayrıca hükümete de haksızlık ediliyor Cumhuriyet kutlamaları meselesinde. 100. yılı çok güzel hazırlandılar ve çok güzel kutladılar. 100. yıl marşında dilimize dolandı ve çok da güzel bir beste çıktı ortaya. Ritüelleriyle, içeriğiyle. Ben bu tören işlerinde mesafeliyim. Törenlerin, kimliklerin, rozetlerin arkasına saklanarak içerikten çok etiketle uğraşılmasının çok aldatıcı olduğunu da bilirim ve altını çizmek isterim. Ben öze bakarım. Öze bakarım. Peki. Tamam mı? Peki. Teşekkür ediyorum. Sadece yanlış bir anlaşım olmasın. Ankara'ya da gideyim. Çok az hani yanlış bir anlaşım olmasın. Hükümet Cumhuriyet bayramlarını kutlamıyor gibi bir algı olmasın. Ben kendim şey olarak söyledim. Cumhuriyet'in öneminden ve başkentten vurgu yapmak istedim. Bir de Türk siyasi tarihinde yine akademisyen hassasiyetimle söylüyorum. Kemal Bey'in dışında da seçimleri kaybetmesine rağmen o koltukta kalan Türk siyasi tarihinde çok örneğimiz var. Hani tam Kemal Bey bir ilk olsun. Yani şu kıyaslamalar da Osman Bölükbaşı istifa ediyor hocam. Kendi partileri çağırıyor. Diyor ki gitme diyor. Bizi bırakma Sayın Bölük. Ki küçük bir parti. Yani Türk siyasi tarihinde bir örneği yoktur. Haksızlık olmasın o anlamda söylüyorum. Peki. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kurultaydan sonra o dağınıklık, o dalgalanma hali bir türlü toparlanamadı. Çok açık. Cumhuriyet Halk Partisi için. Elbette.
Sayın Özgür tetikledi Özel... Tetikledi mi peki bu meseleler o dalgalanmayı? Nasıl? Tetikledi mi peki bu meseleler, bu soruşturma meseleleri? Tabii bunlar da etkiliyor. Bunlar da etkiliyor. Yani o üstünden böyle geçiyoruz ama ikinci kez sorulduğunda evet soldan deyince kim olduğu anlaşılmıştır diye de altını çizdi Mansur Yavaş. Yani niye bunları örtmeye çalışalım ki? Kendileri da, çok açık ortaya koyuyor. Bu da başkanlık koyuyor. Sisteminin sonucu tabii. Peki. Çok hayır, başkanlık sisteminin böyle bir sonucu hocam, yok. Mesela, çok az zamanım var. Ankara'ya gideceğim. Başkanlık sistemi. Çünkü eski parlamenter sistem olsa genel başkan doğal başbakan adayıdır. Ama bugün nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nde tamam, de söyleyeyim. Kazanan aday, yani mevcut başkan bir sonraki dönem aday olabiliyorsa ikinci döneminde olur. Tamam. Diğer partide ön seçimler aracılığıyla işte Sanders çıkar, hayır, bizdekinin, Biden çıkar. Biz yeni geçtik daha. Biz tam... Bizde de şimdi eğer parlamenter sistem olsaydı zaten başbakan adayı doğal olarak Sayın Özgür Özel'di. Genel başkan sıfatıyla teamül gereği. Ama şimdi aynı parti birden fazla aday da çıkarabilir, 2-3 aday da çıkartabilir. Siyasete alan açılıyor. Yani, siyasete alan açılıyor. Tamam işte ben de onu söylüyorum. Başkanlık sisteminin sonucunda da her siyasi partide mesela şimdi Sayın Erdoğan tekrar aday olabileceği için orada bir tartışma yok. Ama diyelim ki seçimler zamanında yapıldı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Erdoğan olmazsa emin olun ki orada da alternatif adaylar arasında bir yarış çıkacaktır. İşte yok diyorum ben de zaten. Tamam ya, yani, CHP'de de hadi yok. Olumsuz bir şeymiş gibi söyledin de. Yok. Yani o değil. Yok. Yani demokratik temsiliyeti genişletiyor, siyaset alanını açıyor. Aynen öyle. Yani bu iyi bir imkan herkes için. Tabii, o yani 500 bin toplayan aday oluyor. 100 bin. Güzel bir şey. 100 bin. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yani, çok sağ olun. Ben Şükrü Küçük Şahin'e de gideyim. 2 dakika kendisine. Diğer 2 dakikayı da son 4 dakikam. Gürkan bir ayırmak isterim. Şükrü Küçük Şahin. CHP'nin işi zor mu? Özellikle Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yarışı başladı gibi bir mesele var. Bu soruşturmalar da aslında bu var olan meseleyi de biraz tetikledi mi? Bu yapılan açıklamalara bakıyorum. Biraz okuma yapsan isterim. 50 ankette birinci çıktığı açıklaması Mansur Yavaş'ın aslında Ekrem İmamoğlu'na bir mesaj mı? Bunu açıklamak durumunda hissetmesi de ne dersin? Yani bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin işi o kadar da zor değil. Tabii ki CHP içindeki iş tartışmaları belki konuşmak çok şey oluyor, yani cazip oluyor. Ama bence iktidarın işi zor. Yani bakın, yoksulluğu yok etmek üzere vaatle seçim kazanan 2002'de AK Parti iktidarında bugün 27 milyon kişi sosyal yardımla geçiniyor. Yoksulluk tepe yaptı, bitme değil. Ve bunların 8 milyonu da partili cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra geldi. Bugün Türkiye'de 2025 bütçesini konuşamıyoruz aslında. Sadece ana para ve faiz için 3,5 trilyon ödemek durumundayız. Biliyor musunuz? Bunun 2 trilyon lirası faiz. Enflasyonun nereye geldiğini zaten görüyoruz. Bence zaten bunları kapatmak için bunu uyguluyoruz. Demin söyledim, Fırat kenarında bir kuzuyu kurt kaparsa bu Hazreti Ömer'den sorulur. Yanan 5 çocuğun hesabını vermiyoruz. Hiç kimseyi bundan sorumlu tutmuyoruz. Öz eleştirimizi yapmıyoruz. O çocukların annesine bir işlem yaptık. Öbür çocuğun annesini içeri attık. Yok annesini, sevgilisini içeride tuttuk. Yok işte o cinsel istismar yapan iki tane çocuğu da... Sonra vicdanımız rahat mı? Ülkeyi yönettik mi? Yani adalet mülkün temeli kavramının üstüne gerçekten oturabildik mi? Hayır. Vallahi hiçbir şey bu iktidardan sorulmuyor. Varsa bir terslik muhalefet belediyeleri yapmıştır. Varsa bir yanlışlık dış güçler yapmıştır. Dolar artıyorsa işte dolar şeyleri, baronları, yok efendim fiyatlar artıyorsa stokçular. Maşallah, yani ülkeyi kim yönetiyor bilmiyoruz. Peki, bence soruma cevap alamadım. Örtmek için işte bu tartışmaların açılması. Yok, ben cevabını veriyorum Hülya. Tamam, anladım. Gerçekten. Şükrü. İktidar bunları tartışmaktansa tamam. Gelin CHP'li belediyeler üzerinde böyle bir baskı oluşturalım. Belediye başkanlarını siyasallaştıralım.
belediye başkanlarını siyasallaştıralım, konuyu, gündemi değiştirelim. Bu arada işte bu benim dediklerim de tartışılmasın, konuşulmasın. Yok, hayır. Ne, onun için bence CHP'nin işi zor değil. Cumhuriyet Halk Partisi sonuçta seçim yaklaşırken adayını çıkaracaktır. Ben öyle Mansur Yavaş'ın bir yere, Ekrem İmamoğlu'nu başka bir yere, Özgür Özel'in başka bir yere, hiç böyle bir hesapta görmüyorum. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu bazı çıkışlar yapıyor ama dünkü çıkışıyla bugünkü çıkışın etkisini de takdirlerinize sunuyorum. Yani CHP'de bu tartışmalar olabiliyor. Peki, çok teşekkür ama ediyorum. Ama baktığınızda seçmen artık döneyim. Şunu gördü. Bu parti Türkiye'nin Gürkan birinci partisi olabilir. CHP seçmeni iktidar da olabilir. Onun için CHP seçmeni bence işin bu yanına bakacaktır. Bu kişisel tartışmalara çok ilgilenmeyecektir diye düşünüyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Şükrü Küçükçay'ın. Son 1,5 dakika Gürkan Bey. Buyurun siz de bir toparlayın bu meseleyle ilgili. Bize hep az süre kalıyor ama yapacak bir şey yok. Hep çok süre. Şöyle son araştırma varsa. Merak etmeyin. Böyle adaletli kullandım. Son turdu bu. Buyurun. Çok... Buyurun. Buyurun. Evet. Buyurun. Bebeklerimizin ölmesi, Şükrü Bey'in ifadeleri çok üzücü. Evet, dediğiniz gibi bu bebeklerimiz keşke ölmese. Bununla ilgili bir suçlu var ise bunlar benim kanaatimce de zaten denetimden geçirilmesi lazım. Ama şöyle de bir durum da var. Bu süreci düzeltecekse eğer bir parti sonucunda bir seçim oldu. Bu seçim sürecinde de yine CHP biliyorsunuz ki iktidar partisi olamadı. Orada da CHP'nin kendini bir sorgular hale gelmesi lazım. Az önce belediyelerle ilgili konuda 10 saniye ifade edeyim. AK Partili belediyeler 20 yıllık sürecinde bütün altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamıyla bitirdi. Sadece tek bir belediye başkanını başarılı görmek, AK Parti tarafında özellikle Fatma Şahin Bakan'ı başarılı görmek bu sürece haksızlık yapmak olur. Özellikle ifade edeyim. Bundan sonraki süreçte ise özellikle Bursa olsun, Büyükşehir Belediyesi olsun, Ali Nur Aktaş olsun, Balıkesir Belediyesi eski belediye başkanı Yücel Yılmaz olsun, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zalon olsun, belediye borçlarıyla ilgili açıklamaları yaptı. Bunlarla ilgili de bu kadar böyle en başta belediye olarak söylenmesini biraz eksiklik olarak ifade ediyorum. Diğer konuda da şunu söyleyeyim. Özgür evet, Özel bir şey diyor. Bir soru cevap yapalım mı yani Gürkan Bey? 31 Mart'tan bugüne parti, CHP evet. Birinci parti diyor. 31 Mart'tan bugüne bakıldığında öyle mi diyor anketler? Siz de bir araştırma yaptınız mı? Son olarak. Kim diyor? Sayın Özgür diyor, Özel. Onu sorayım. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim Ağustos çalışmamızda ve Eylül çalışmamızda CHP o zamanki şarta kadar birinci partiydi. AK Parti ise ikinci parti sürecindeydi. Ekim araştırmamızda ve Kasım araştırmamızda AK Parti'nin 2 puanla 1 puan arasında peki. Öne geçtiğini çok gördük. Çok teşekkür ediyorum. Bunu özellikle ifade edeyim. Çok teşekkür ama ediyorum. Şöyle bir ifade de onu da ifade edeyim. Aralık ayında emeklilere ve asgari ücretlilere yapılacak süreç CHP için bir avantaj ve siyasi bir avantaj olarak da öne geçebilir. Onu peki çok ifade teşekkür edeyim. Ediyorum. Sağ olun efendim. Bir reklam arası verelim. Ben teşekkür ederim. Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü. Efendim çok teşekkür ediyorum. Katkılarınızdan dolayı sağ olun. Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, Siyaset Bilimci. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Gürkan Duman Betimar, Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı sağ olsun Ankara'dan katıldı. Teşekkür ediyorum Gürkan Bey. Ve Şükrü Küçükşahin, gazeteci, yazar, meslektaşımız. Çok teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı sağ olasın. Seren Selvin Korkmaz, Siyaset Bilimci. Kendisi Skype'la katıldı. Lütfen Habertürk'te kalın. Keyifli, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Haftaya Cuma akşamı enine boyuna da görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.